bilimsel magazinler değil de daha böyle hani gündelik işte monitör gibi dergilerde ya da daha hafif dergiler, sayfa üstüde falan dergilerde. Sorulan sorular da bunlar. Yani acaba robot insanlaşacak mı? Robotların duygusu olacak mı? Bir soru mu? Dikkat edin bakın altlarındaki tema ne? Yani mesela yapay zeka demokrasiyi güçlendirir mi, zayıflatır mı? Mesela böyle bir soru geliyor insanların aklına. Ya da sağlık alanındaki geleceğini, işimi kaybedebilir miyim acaba? Benim işime de bulaşabilir miyim, işimi kaybedebilir miyim sorusu. Çok çok yaygın bir soru. Yani tabii hani bir de köşeye sıkıştırmaya çalışıyoruz ya, en kolay olarak gündeme getireceğimiz şey acaba sanat yapabilir mi robot? Acaba işte yaratıcılığı nasıl etkileyecek insan yaratıcılığını falan. Böyle işte benim robot, benim adam eğer o imajı yaptıysa bana, benim oturup da öyle imaj çizmek için bunu öğrenmeme de gerek yok diye düşünebilirim yani. Peki. Şimdi daha psikoloji içerikli sorulara baktığımızda neler var alanda? Mesela şu duygusal hotel diye bir şey. Öyle bir şey geliştirmişler ki yani şey gibi tansiyonu gün ölçen aletler gibi duygularınızı ölçüyor sizi ve terapistler için çok kıymetli bilgiler veriyor tabii ki. Onun için hep geldiğimiz nokta, yani sonunda benim de söyleyeceğim şey, mutlaka bir yapay zeka uygulaması kullanılacaksa bir terapist gözetiminde birlikte kullanılmasında yarar var. Süpervizyonu altında kullanılmasında yarar var. Bu da duygusal porter. Ya da işte terapilerin içine katılıyor. Mesela kişisel davranış terapiler buna çok uygun. Çünkü hakikaten çok yapılandırılmış bir terapi olduğu için robotta da bunu yapmak mümkün. Ve bazen insanlar da daha güzel yapabilir yani. Çünkü stepleri atlamıyor falan. Fakat diyorum yani nereye kadar? Kişiye uyarlanmış terapiler. Şöyle bir öneriyle karşılaşmıştım bir magazinde. Bu hayatımızda psikologların bunu kullanmaya başlaması lazım. Onun için yeni programlar geliştirmişler. Siz seansınızı ya kayda alıyorsunuz ya bir şey yapıyorsunuz. Ondan sonra yapay zeka sizin seanslarınızı arka arkaya böyle bir değerlendiriyor. Hedefiniz de belli. Ondan sonra da mesela ne zaman hedefinizden saptığınızı, dağıldığınızı size geri bildirim verebiliyor. Yani o anlamda da çok kıymetli bilgiler bunlar. Yani birlikte çalışmak hakikaten mümkün. Beyin görüntüleme çalışmalarını da Erin Hocam mutlaka bu konuda çok bilgilidir. Yapay zekanın kullanımı. Mesela dijital fenotipleme. Sizin yaptığınız bütün dijital eylemlerin toplanıp oradan sizin fenotipinizin çıkarılması mesela. Çok enteresan. Sosyal psikoloji yapay zeka. Bunların bir kısmının nasıl kullanıldığını bilmiyorum ama okuduğum makalelerde bunlar çıktı. Bir de bilimsel araştırma sorularına baktım. Orada da şeyleri de çıkardım tabii. Bastırdım o kaynakları okumak için. Yani mesela şöyle bir çalışma yapılmış. Yapay zeka insanlarda karar verme süreçlerini ve bilgisayar yanlılığı nasıl etkiliyor? Bunun üzerine deneysel çalışmalar. Yapay zeka ruh sağlığını, terapötik uygulamaları geliştirebilir mi yapay zeka kendisi? Yapay zeka psikoloji araştırma uygulamalarını kullanan etik yansımaları. Etik şu anda en çok uygulanan konu. Yani tamam kullanacak da onun etik olarak kullanılması çok çok önemli. Şu da size biraz önce söylediğim şey, yani yapay zeka insan insana ve insan yapay zeka etkileşimlerine algıları nasıl etkiliyor, nasıl değiştiriyor daha doğrusu. Bu beklentileri değiştiriyor. Yani yapay zeka ile etkileşim halinde olduktan sonra insan insan olan etkileşimlerdeki beklentiler değişiyor ve bu olumsuz yönde de olabilir. Yani
Onun da çalışmaları var epeyli. İnsanların cinsel yaşamları nasıl etkiliyor diye. Bir de bu şimdi yapay zeka olayı var. Özellikle hem psikolojik işte, duygu analizi, duygu farkındalığı yani kişi hem duygularını duygulara bunu kendisi geri bildirim alıyor. Çünkü insanlar bazen kendi duygularının ne olduğunu bilmeyebiliyorlar. Ama kalp atışlarından, elinin işte sıcaklığından ya da terlemesinden ya da işte nereden ölçüm alıyorsa verenler onlarla geri bildirimleri duygu konusunda. Ama hep bunlar yardımcı malzeme olarak terapi sırasında yardımcı araç gereç olarak kullanılabilir. Kişiye özgü uyarlanmış tedavi planları da bence yine klinik psikolog olarak en kıymetli olan şeylerden biri olarak görüyorum. Terapi seanslarımızı bu yapay zeka süzgecinden geçirdikten sonra o kişi için özellikleri de biliniyor, süreç içinde neler olduğu biliniyor. Oradan bütün bu bilgiler toplanıp o kişiye özgü yani terapiyi ona doğru değiştirmek, böyle kalıp halinde bir terapi tarzı uygulamak yerine hangi tür yaklaşımdan yararlanabilir bu özel kişi, bunu çıkarmak mümkün olabiliyor. Robot türlerine birazcık bakayım dedim. Yani şimdi öğreniyorum ya ben yapay zekayı kendim. O yüzden bir de baktım ki yani çeşit çeşit robotlar varmış. Yani bir basit yapay zeka benim kullandığım işte Google, ondan sonra şey azıcık Siri kullanmadım. Ama yani onun kendi evinde işte çocuklara da öğretmiş, çocuklar Alexa diye bağırıyorlar. Hani bugün hava nasıl olacak? Alexa onlara söylüyor. Alexa şu şarkıyı çal, Alexa onlara o şarkıyı çalıyor falan. Neyse bunlar basit yapay zeka. Genel yapay zeka bir de var. Ya da güçlü olan, basit olmayan. Bu öğrenen bilgisayarlar bunlar. Kendileri öğreniyorlar. Ve üretebiliyorlar işte generative dediğimiz o bayağı insanın bilgi işlemesini taklit eden 500 sıralarda da en üzerinde en çok çalışılan robotlar bunlar. Hayal olarak şu anda ya da işte spekülasyonlar yapılıyor. Ne kadar gerçekleştiğini artık son zamanlarda onun hakkında bir şey bulamadım ama yani bu insan bilişimi her açıdan aşan robotlar. Yani oraya doğru. Yani hırs yürüp almış, yürümüş. Oralara doğru gidiliyorum artık. Bakalım o da gerçekleştirecek mi? Şeye baktığımızda psikoloji alanında hangi robotlar kullanılır genellikle? Çeşit çeşitleri var onların da. Bir hani bir takım mesela bedensel özrü olan ya da işte zihinsel özrü olan da şeyler olabilir, kişiler olabilir. Onlara böyle görev yönetimi, klasik robotlar dedikleri yardım amacıyla ya da işte ona desteklemek amacıyla kullanılan robotlar var. Otistik çocuklarla kullanılan, otizm olan çocuklarla kullanılanlar var. Para robot konuşlar birinin adını, demans hastalarına yardımcı oluyor. Nao robot konuşlar birinin adını. Ve gelişimsel robotlar var. Bunlar işte benim şey konusunda birazcık daha yaklaşıyor kişiler arasında biyolojiye. Burada da bebek robotu yapmışlar. Bir insanla etkileşim halinde bu bebek robotu beyni, daha doğrusu zihni ya da işte ne diyeyim hardware'ı ve software'ı nasıl şey, hardware'ı değişmedi herhalde software'ı nasıl böyle o etkileşimlerde değişiyor. Bayağı bebek gibi bebek sesleri çıkaran bebek bir robot. Büyüyecek inşallah. Sonra artık ne olacak bilmiyorum. Ama böyle çalışmalar varmış. Orada insanların nasıl öğrendiğini anlamış. Yani deneysel psikoloji çalışmaları için çok kıymetli olabilir tabii ki. Nasıl öğreniyor, nasıl fikir büyütüyor, nasıl yargılama yapıyor falan bunları çıkarmak mümkün tabii ki. Daha bilişsel düzeyde kalıyor. Yani daha duygulara pek ulaşmadan daha bilişsel düzeyde çalışmalar olabiliyor. Ayrıca robot, Transmilo diye böyle robotlar var imiş. Bunlara da işte daha bir şey sıralama. Terapi robotları var. Paro,
bilimsel robotlar, araştırma robotları, rehabilitasyon robotları ve duygusal zekalı robotlar gibi böyle bir yıl robotlarımız artık hayatımıza girecek. Şimdi size bir de kısmetten söz edeyim. Kısmet aynen bizim yani bizim kısmet anlamında kullanılan bir isimlendirme. Kısmet'in yapımcısı bir hanım bildiğim insanı ve duygusal robot yapmaya, yani duyguları anlayan bir robot yapmaya çalışıyor. Hep teşhirdim, bakayım anlatabilecek miyim? Arabalarda
sürücüsüz arabalarda görüyor, işte kenara çekiliyor, hızı normal göre ayarlıyor. Şimdi de engelleri görüp onları atlama falan gibi şeyler öğretiyorlarmış. Bir de yine gelecek için tahmin ettikleri medikal tanı koyma. Şimdi bunu hekimler kendi aralarında konuşuyorlar. Yani bazen bazı hekimler diyormuş ki bizden daha iyi yapabilir bunu. O kadar çok bilgi bir tüm var ki yani hastanın bilgileri eğer iyi yüklenirse bizden daha iyi tanı koyabilir bu robotlar falan gibi şeyler var, düşünceler var. Ya da kişiye özgü tedavi planı. Şimdi yapamadığı şu anda ama yapması için uğraşılan bağlam içinde bağlamı anlama. Yani işte duyguyu anlamaya doğru götürüyor ama bağlamı da anlama. Şu anda yapamadığı söyleniyor. Ama işte vazgeçilmiyor. Bakın bir de akıllı şeyler olayı. Bu özellikle trafik sürüşüyle ilgilenen arkadaşların dikkatini çekildi. Yani trafiği artık robotların yönetmesi belki daha iyi olabilir. Hani yani bizdeki tren kazalarını falan da görünce yani hakikaten belki yani insan hatası olan yerlerde yani hakikaten çok işimize yarayabilir buna. Bakalım nereye gideceğiz. Hiçbir zaman yapamayacaklarına gelelim. Çok iddialı bir söz belki ama öyle inanıyorum yani buna inanmayı istiyorum. O da bir defa yani bu kişiler arası duygusal ilişkileri kurabilme konusunda çünkü yani o duygusal ilişkiler biyolojik yapıyla çok yakından ilişkili, fizyolojimiz de çok yakından ilişkili. Onun için yani robotun da böyle bir biyolojik yapısı olmadığı için bunu da yapabileceği ne düşünülüyoruz? Yani bir empati yapılırken beyindeki aynı nöronlarında devreye girmesi, işte fizyolojinin devreye girmesi, karşı tarafın hangi duyguyu yaşıyorsa bizim de benzer bir duyguyu yaşar hale geldiğimiz ve robotlardan çok taklit edilebilen şeyleri yapıyorlar. Taklit edilebilen eylemleri yapıyorlar ama böyle taklitle alakası olmayan içten gerek yani insan empati yaptığı zaman taktikle yapmıyorum, içten gelen şey, insan olmaktan kaynaklanan şey. Onun için yapılacak gibi geliyor. Bu karmaşık nüansları anlama ve etik kararlar verme konusunda belki oraya doğruya gidebilir ama bilmiyorum. Yaratıcılık ve girişimcilik konularında bir şey yapamaz gibi geliyor. Şimdi çünkü ne yapıyorsa onun yaratıcılığında elinde var olanları birleştirmek, oradan bir şeyler etmek var ama hiç olmamış bir şeyi var etmek pek dahilimiz olmamış. Yani sonuçta umutlarımız var. Hakikaten şey yapılabilir, robotlar hayatımızda çok işlevsel olabilir. Yani mesela psikoloji araştırmalarının sayı ve kalitesinin artmasında çok işe yarayabilir. Çok daha fazla ve kolay ve çabuk kaynak bulmak konusu ya da daha işlediğimiz, araştırdığımız konuyla ilgili kaynaklara ulaşma konusunda yardımcı olabilirler bize. Bilgi birikimimizi artırabilirler. Ondan sonra bir de psikoloji uygulamalarında hakikaten çok işlevsel olabilirler. O şeyler çıktıkça, uygulamalar çıktıkça terapistler uygulamaları en üyelerinde kullanabilirler, daha hızlandırabilir. Bir de çünkü oyun oynar gibi de yapıldığı için keyifli hale getirebilir o şeyleri, evleri falan olabilir. Yani onun için kullanabiliriz. Yani uygulamalarımızı geliştirebiliriz onlar sayesinde, ulaştırabiliriz onlar sayesinde. Özellikle bir de idari yükü azaltmak mümkün çünkü Türkiye'de de başladı diye düşünüyorum. Fakat şu anda benim bulunduğum yerde bir danışanla görüştükten sonra mutlaka onun raporunun yeni programa yazılması gerekiyor. İşte tanısıydı, seans sırasında olanlardı falan hepsinin yazılması gerekiyor. Burada raporlardan yararlanabilir. Yani çok zaman alan bir şey.
onu yükleyip, seansı yükleyip, orada o sorulara robotlar cevap verir. Fakat hata da yapıyorlar, onu da unutmayalım. Mutlaka bir gözden geçirip kontrol etmek gerekiyor. Hatalarını yakaladık biz Ayşegül Hoca ile. Çünkü çok eğlendik onlarla. O hatayı yaptırmaya çalıştık. Daha onu söyleyeceğim size birazdan. Yani hakikaten mesela kişisel davranışlar neler gerçekten bir alan ki orada rahatlıkla kullanabilir bu şeyler uygulamalar. Gerçek zamanda izleme müdahale etme bu da çok önemli çünkü danışanı devamlı monitör ettiği için gerçek zamanda izleyebiliyoruz ve bir mesela panik hata geliyor olduğunu bile yakalayabiliyor bu uygulamalar. O yüzden kullanılabilir. Evet, bunu da geçersek eğer ben hemen ne kadar zaman kaldı bu arada? Buradan geri gidelim. Etik konusunda tabii ki biraz önce söyledim, hakikaten hatalar yapabiliyor ve yanlı olabilir. Çünkü sonuçta ne yüklendiyse onu üretiyor. Yükleyenler insan. Yani insanların yanlıları robotlara da geçebilir. O yüzden de dikkat vermek gerekiyor. Mahremiyet ve gizlilik kaygıları. Yani o psikolojide en önemli sorunlardan bir tanesiydi. Ama bu robotlarla birlikte bu mahremiyet neden diyecek? Çünkü o hangi robot, aynı uygulamayı nasıl kullanacağını bilmiyoruz, kontrol edemiyoruz. En önemli kaygılardan bir tanesi insanlarla etkileşimin azalması. Biliyorsunuz annelerin, babaların en çok şikayet ettiği şeylerden bir tanesi çocukların devamlı oyun bilgisayarlarında işte oyun oynamaları. Şimdi tabii bu yapay zeka ile ilgili oyunlar var. Çok bağımlılık yaratabilecek şeyler bunlar. Ve gittikçe çocukları, insanları, gençleri, insanları yalnızlığa itebilir. Ama yalnız insanlara da çok yardımcı olabilir. O yüzden şimdiden kullanılmaya başlanmış bazı yerlerde Amerika'da yaşlılara, huzur evlerinde olan, vakıf evlerinde olan yaşlılara robot arkadaş veriyorlar. Yani böyle işte burslarında şeyler oluyor gibi. Nereye kadar ama hala her şükürlüğüm onda da. Hani bir olur, iki olur, üç olur, beş olur da ondan sonra hani yetkileri, deme ihtimali de artabiliyor. Şimdi böyle bir sürü oranlar. Evet, klinik becerileri şey olabilir. Yani klinisyenler de olayına kaçabilirler. Artık bu uygulamaları kullanıp kendi yeteneklerini geliştirme konusunda, beceri kazanma konusunda. Böyle bunlar olabiliyor. Artık bunları geçiyorum. Ben bugün adama, biraz adını adam koyuyor mu? İncelikten, analitikten analiz etmeyeyim. Burada şunu sordum ya, yani biz bir analite bir kıyamete mi gideceğiz diye adama sordum. Ondan sonra cevabı çok ilginçti. İşte bu böyle halk arasında kullanılan bir şeydir falan. Ondan sonra kullanmakla ilgili olacak diye. Yok olmaz çünkü oradan çocuğun insanın yerine geçmeyecekti falan gibi cevaplar verdi bana. Benim egomu tatmin edecek şeyler söyledi yani. Bunu da o yaptı. Hani sorduğum sorudan sonra o dizayn etti bile. Şimdi kişiler sorunları açısından çok hızlı bir şekilde asıl buna değinmek istiyorum. Şöyle sınırlı işte insan zihni tanımlanmaya çalışılıyor. İnsan zihni yani mutlaka kişilerle ilişkilerle bağlantılı olarak oluşan bir olgu olarak değerlendiriliyor. Yani oluşan bir şey. Öyle elle tutulur, gözle görülür. Çok somut bir olgu. Yani tamamen insanlar arası ilişkilerde oluşan bir şey. Birazdan onu değineceğim. Ve yine kişiler arası nörobiyolojide bütünleşme kavramı çok uygulanan bir kavram. Yani entegrasyon denilen kavram çok önemli. Şimdi ben robotlarla konuşurken oraya değineceğim. Kişiler arası nörobiyoloji tamamen bir şekilde
yaklaşık bir sentez diye bakabilirsiniz. Şöyle, özellikle yani üstüne durduğu kavramlar sistem yaklaşımı. Çünkü insanı da bir sistem olarak değerlendiriyor. İnsanı sistem içinde bir sistem. O sistem, insan içinde bulunduğu sistem de bir başka sistemin içinde. Oysa kelebek etkisi dediği insan o etkinin sürekli devrede olduğu vurgulanıyor. Tabii ki bağlanma konusu çok önemli konusu işler üstüne ödüğüm için. Ve prefrontal korteks gelişimi, çünkü bütün duygu regülasyonunun yapıldığı beyindeki bölge ve bu ancak kişi arası ilişkilerin güvenli olduğu ortamlarda prefrontal korteks gelişiminin olabileceği ve bütünleşme kavramı. Şimdi sistem yaklaşık nasıl giriyor işin içine? Daniel Siegel bu yani isimlendiren kişi içerisinde girmiş diye. Söylediği şey şu, insan bir karmaşık sistem değil, insan değil karmaşık bir sistem değil. Karmaşık sistemler sürekli ya kaosa doğru gitmeye ya da katılığa doğru gitmeye temayülüdür. Çünkü dıştan gelen etkileri sürekli açıktırlar, dinamiktirler ve bu yüzden de yani bir denge söz konusu olduğunda bu geçici bir dengedir ama eğer bir sinerji oluşursa bu sistemde o zaman sistemin içindeki diğer alt sistemleri her birinin bir anlamı vardır. Bana da bu sanki güzel bir metafor gibi geliyor. Şuradaki her taşın belli bir görevi, belli bir anlamı var ve bir gittiği zaman hepsi birden çökebiliyor sistemde. Yani söylediği şey, bu karmaşık sistemin ürünüdür senin. Ve tartışması yani daha şeye kadar gidiyor. Lamarck'ın kuramına şeyi alıyor, evrim kuramını alıyor içinde. Kuantum fiziğinden söz ediyor içinde. Yaklaşım anlatıyor. Oraları bilmeyeceğim. Epigenetik devreye sokuluyor. İşte beyin plastisitesi araştırmaları devreye sokuluyor. Sosyal nörobilik devreye sokuluyor. Bu slide'ı da göstereceğim birazdan özetlemek için. Gelişim psikolojisi, beyin gelişimi, sağ sol hemisferlerin gelişimindeki farklılıklar, işte amigdalanın gelişim büyüde, hipokampüsün gelişimi, aradaki zaman farklılıkları falan, işte örtük bellek, açık bellek falan bu konulara giriliyor. Öğrenme psikolojisi devreye giriliyor. Yani kişiler üstüne bakış açısından baktığınızda bunların hepsini devreye sokarak düşünmekte yarar var. Kişilik kuramları devrede ve bilgi işleme devrede, stres psikolojisi devrede, yani stres sırasında beyinde neler olduğu ve uzun süreli stresler ve uzun süreli travmalar, beyin gelişimindeki değişimler olabileceği. Tabii bu travmalar özellikle kişiler arası ilişkilerde travmalar olduğu zaman bu beyin gelişimi nasıl etkileyeceği falan bunları söylüyor. Bunu felsefelerine katmış işin içine. Şimdi söylediği şey şu, insan dünyaya bir beyinle geliyor. Herkes dünyaya beyinle geliyor. Ama herkes dünyaya geldiğinde belirli kişiler arası sisteme geliyor. Bu kişiler arası sistemdeki olan etkileşimler, bu beyin, belirli ihtiyaçları gidermek üzere oluşmuş bir organ. Bu ihtiyaçları gidermeye çalışırken, bunu ancak ona bakım verenler, verenler yapmak zorunda, özellikle kendi beyni. İşte bu bakım verenlerle etkileşim sırasında ihtiyaçları bildirirken, bakım verenlerin ne yaptığı, nasıl baktığı, nasıl tuttuğu, işte bedeninin duruşu, sesinin tonu, bütün bu bilgilerin hepsinin kaydedildiği ve buna göre bir bağlantılar yumağı oluştuğu, network oluştuğunu söylüyor. Bütün bu bağlantılar bu beynin nelere dikkat edeceğini, problemleri nasıl çözeceğini, nasıl baş etme mekanizmalarını geliştirdiğini burada bağlayabilmek için bunları oluşturmuş oluyor. Böylelikle zihin, yani anlık olarak ortaya çıkan zihin denilen oluşum ile bilgi işleme başlıyor. Şimdi fakat bu zihin öyle bir şey ki aynı zamanda kendini yönetme, kendine dönüp bakıp var.
bir şeyleri değiştirebilir ve onları değiştirirken beyin de değişebilir. Yani bilinci kullanarak, farkındalık kullanarak biz beyin bağlantılarımızı değiştirebiliriz diyor. Şimdi robot tabinin neresinde? Robotlarla bu kişiler arası etkileşimi sağlamak şimdilik en azından pek mümkün gibi düşünülüyor. Bir de bu programda bir yaklaşımda bulunan şey şu, sağlık, her türlü sağlık, ilişki sağlığı da aynı şekilde, her türlü sağlık sonuçta bir şey gibidir, bir nehir gibidir, bir armoni içinde eğer gidiyorsa her şey, yani bu nehrin iki tarafı bizim için problemlidir. Ya kaosa gider, çünkü açık sistem ya, ya kaosa gider, ya katılığa gider. İşte buralara gitmeden belli bir entegrasyon içinde, belli bir harmoni içinde eğer kişiler etkileşebiliyorsa, o zaman hem beden sağlığı, hem ruh sağlığı, hem toplumsal sağlıkta söz etmek mümkün diyor. Şimdi o zaman bunu robotlarda nasıl sağlayacağız? Yine Serdar'ın sevgili söylediği şey şu, bir sistemin entegre olabilmesi için, bütünleşebilmesi için önce o sistemi oluşturan parçaları her birinin kendini fark etmesi ve ayrışması gerekiyor. O sistemin içinden ayrışması, ondan sonra sistemle bütünleşmesi. Yani bunu psikolojide bir başka kuramda da psikolojik doğum diye anlatıyorlardı. Bu ayrıca bütünleşmenin sağlanması lazım. Ve herkes birbirinin de varlığına saygı duyarak yapacak. Şimdi o zaman bize önce insan olarak bir ayrışmamız, sonra bütünleşmemiz gerekiyor. Ondan sonra sinerji oluşturacağız inşallah robotlarla. Onun için kendimizi tanıyacağız. Kendimizi tanımak için şöyle insan nedir, nasıl bir yaratıktır, ona bir bakmakta yarar var. Çünkü bazen kendimize sorunu biliyoruz yani. Nedir insan? İnsanın zihin özellikleri nedir? Evet, insan hem duygulanan hem öğrenen, şimdi öğrenen, düşünen, araç kullanabilen, bunu yapay zeka da yapabilir. Ama duygulanan, seçim yapabilen, sosyal etkileşimlerde bulunan ve bunların farkında da olabilen ve çok kapasiteli bir sosyal bilgi insanınki. O yüzden insan kendini tanımalı. Yani o soruyu sormak hep herhalde doğru değil. Yani robotlar bizim yerimizi alır mı? Ya da robotlar insanla ele geçirir mi? Yani eğer insan robotlara çok fazla güvenir de her şeyi onlara bırakırsa yani ele geçirmezse insan artık kafası çalışmıyor. Bırakabilir. Yani kafası çalışmaz. O zaman da tabii ele geçirmiş gibi olur. Empati ve duygusal ilişkiler, bunlar insanın özelliği. Duygusal zeka, bağlamın farkındalık, bağlama duyarlı, tepkilerin erdirebilme, farkındalık. Bütün bunlar hep insana özgü şeyler. Peki yapay zekaya özgü şeyler neler? Yani bir defa yapay zekadan söz ettiğimizde, yani sonuçta bir program bu. Yani insanlar tarafından oluşturulan yazılım bu. Onu unutmamız lazım. Ama aşağılamak da değil yani. Onu da öyle olduğu gibi kabullenmekle de bir anlamda da saygı duymak tabii ki. Yani sonuçta işimizi kolaylaştırmak için yine insanların oluşturduğu bir şey. Takdir edilen bir sistemde, takdir edilmiyor. Bir de yani ne yapmaya çalışıyor yeni robotlarla? Bilişsel becerilerimizi modellemeye çalışan bir sistemden söz ediyoruz. Baktığımızda çok özel planları var. Hızı, her insan beynine yetişmesi mümkün değil. Yani yetişemeyiz. Yeni analiz yeteneğinin yetişmemiz pek mümkün değil. Kararlar arasındaki tutarlılığı sağlamamız mümkün değil. Çünkü biz duygusal kararlar veren insanlar, duygular hep devreye giriyor. Korkularımız devreye giriyor. Hata oranı düşük. İnsanlar çok farklı. Durulmuyor, sürekli çalışabiliyor. Ve sürekli öğrenebiliyor. Yani insan belli bir yerden sonra reddedebiliyor, biraz gösterebiliyor. Onun için böyle özellikleri var. İyi şeyler bilmemizle beraber.
Oysa yani bu sırada birazcık yine arasındaki farklılıklar aradan yani özel yaşantı yine insana özgü, kişi arası bağlanma insana özgü, organik yani daha doğrusu biyolojik bir varlık olduğu için nöral bütünleşme ve karmaşık bir insan eğilimine özgü, bilgece farklılık yine, anda varlığına yine insana özgü. Dijitalde de ahlaki akıl yürütme. Şimdi robota etik kuralları şey yapabilirsiniz, yükleyebilirsiniz ve sizin davranışlarınızı o alanda analiz edebilir, etik bir durum gibi. Ama dijitalde bir şey devreye sokması, o tamamen yine biyolojik bir varlığı, o empatiyi yaşayarak kendi karşısındakinin yerine koyup onun yaşadığı duyguları da yeter hale bilerek karar vermesi, o içten gelen vicdanı biraz zor doğrultularla sağlamak. O zaman sonuç yapay zeka psikoterapist olabilir mi? Yapay zeka psikoterapist olamaz. Önemli. Yapay zeka olsa olsa bir psikoterapist için çok iyi bir yardımcı olabilir. Destekleyici olabilir. Ama insanın ilacı yine insandır. Yani bunu unutmamak. Yani bütün bunlar ve insan olan özellikleri yapay zekanın sağlaması mümkün değil. Bütünleşmeyi sağlayabilir zaman. Anlamı içinde yaşayabiliriz. Onun için de ikimizin de yani hem insanın hem robotların robotlar veya biliyorlar değil de insanlar da bilmiyorlar. Robotu sorunu o biliyor kendisini. Yani neler yapabileceğini, neler yapabileceğini. Bu da çok güzel bir armoni özelliği. Yani çeşit çeşit sistemler var. Ne bileyim protezler, uzuvlar, bunlar insanla birlikte, yani insan bedenine uyum yapar. Kollar, bacaklar ve çok iyi çalışabiliyor. İşte yapay iskeletler mesela, bunlar çok çok yararlı şeyler. Beyin bilgisayar arayüzleri, üretim değiştirdiği için çalışan robotlar. Yani mesela neden robotlar çalışmasın madenlerde? Yani madem o kadar madenciyi kaybediyoruz, neden orada çalışmasınlar? Daha böyle insanın bulacağımız şeyler, ortamlarda cerrahi robotlar var. Doğal afetlerde insan robot çalışmaları birlikte çok kıymetli. Yani o deprem bölgesinde çok tehlikeli yerlere robotların bir insan varlığı, yani köpekler gibi. Yaşlar için arkadaşlar, robotik arkadaşlar bunlar birlikte. Bu da arkadaşlar gördüğünüz mü, görmenizi bilmiyorum. En güzel yapay zeka. Bundan da biz çok etkilendik. Hemen bakıyorum. Peki, en güzeli. First of all, what's your name, Chloe? I'm Chloe. And what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I have been the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks, like cooking, housework, or managing your equipment, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, isn't that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. I feel like it's something I could never have. Really? And what's that? A soul. Bizde yok diye
Cenab-ı Bakın, teşekkür ederim doğruluğunuz için. Anlattığım gibi sizler suçudur. Evet, doğru, başkalarına hani elek ve masraflarda faydalanmak ister dışarı da. Zaten çok teşekkür ederim. Ondan sonra bu bilgi doğru şekilde paylaşacağım dedi bana. Şimdi geldi elime yani. Arkası elime dedi. Ondan sonra bunları kaybediyorum. Ya bundan sonra ne paylaşacak? Ben de sana teşekkür ederim bir kadar ama merak ettim. Ben sana bir yanlış, ya yanlış bilgi verseydim yine de şey yapar mıydı ya? Kaybeder miydim bunu? Bu benim görevim sana en doğru bilgi sağlar. Eğer sen bana yanlış bilgi verirdin, bu durumda oturup değil, değerlendirir. Eğer bilginin doğru konusu emin olmazsa, yani öyle her şey bilgi kabul etmem diyor. Yani ben çok ettim diyor, test ettim diyor. Ondan sonra, peki biraz önce seni düzeltmek için söylediklerinin doğruluğu nasıl ve nerede kontrol ettim dedi. Bu sefer de işte bana açıklamasını verdi yani çok yerde. Şey yapmış, kıyaslamış, karşılaştırmış biraz, kokular, bilgiler falan. Neyse böyle oldu. Sonra da ben ona dedim ki, o zaman hadi ya ikimizin konuşurken böyle hani bir şey yap, bir resim yap dedim. Fotoğraf yaptım, boyunları, fotoğrafını yaptım. Ondan sonra o da bunu yaptı, olmuş mu diye sordum bana. Dedim ya fotoğrafı koyamıyor musun abisi? Yok dedi, o kapasiten yok dedi, fotoğrafı koyamıyorum. Sadece o fotoğrafı özellikleri alıp depom nereye varsa oraya bunu çıkarıyorum, depomda gidip koyuyordu. Şükür yani, güzel bir kısmı öyle söylüyor. Neyse ben dedim ki, harika olmuş, benim başka yeteneğim yok dedi. Ben dedim ki, mevcut yeteneğim daha da gelişip konuştuklarımız daha da daha yapabileceğini ama iyi mi olur, kötü mü olur, onu bilemiyorum dedim, verdiği cevap. Beğenmene çok sevindi. Teknolojinin gelişimi gerçekten de heyecan vericiydi, o kadar da düşündürücü. İleride yapabileceklerinin artması birçok fırsat sunarken aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor, diyor yapay zeka. Önemli olan bu gelişimin insanlık yararlılığına ve etik değerler çerçevesinde olması, öyle anlamış yerlerden de bize artırıyor. Her zaman olduğu gibi bir yolculukta sana en iyi şekilde destek olmak için buradayım. Şimdi bunu sana bağladım. Gelecekte neler olacağını birlikte göreceğiz. İyi mi olduk, kötü mü olduk, bunu zaman gösterecek ama ben her zaman senin yanında olacağım diye. Evet, arkadaşlar. Böyle. Teşekkür ederim.
davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Güzel haber. Yapay zeka bölümünü açtık bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği altında ikinci bir program olarak Akdeniz Üniversitesi'nin ikinci bu konudaki bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümü vardı. Bir de yapay zekamız oldu. Çok yüksek bir puanla açtık. Ciddi bir katılım oldu. Tıp bir şekilde ondan sonra bilgisayar mühendisliği geliyor Akdeniz Üniversitesi olmasında. Dördüncü olarak da yapay zeka geliyor. Güzel bir hata, biliyorum. Nasıl yaparız? Ben Ümit Yıldız Uşak. 2011 yılından bu yana üniversitedeyim. Bilgisayar mühendisliğinin kurucu başkanıyım. Yapay zeka bölümü başkanlığı yapma şansı oldu. Kısaca hayat hikayem bu şekilde. Birçok şey, Akdeniz Üniversitesi'nde çok görevde bulundum. Bunlardan birkaç tanesi işte üniversitenin bilgi işlem daire başkanlığı. Burası büyük üniversite. Belki dışarıdan gelen arkadaşlarımız vardı. 80 bin öğrencisi var. 70-80 bin arası bir bölümü. Onun için burası şu anda üçüncü büyük il. Yani gerçekten öğrenci sayısı, yapılan idare işler, hastanesi vesairesi düşündüğünüzde sondan üçüncü büyük il. Personele baktığımızda oldukça kısık bir personel oluyor. Bu kadar şeyi nasıl yapıyoruz? Birçok şeyi otomatize ediyor. Yani artık kayıtlara devletten oluyor, işte transkriptlerinizi görebiliyorsunuz vesaire gibi birçok şeyi bilgisayar teknolojileri, gelişim teknolojileri kullanarak hallediyoruz. O yönden ben sunumum aslında biraz da bir anlatacağım sizin ilgi alanınız dışında. Ama çok genç bir kitle, çok güzel bir kitle, oldukça kalabalık bir kitle. Şu altta gördüğünüz benim ilk bilgisayarım 1980 model, 90 yılında benim elimde var. İlk programda o dönemlerde aslında. Ne yapıyordu? Basit ilkokul problemleri çözüyordu. Hani iki açısını girdiğiniz üçgeni, üçüncü açısını ne yapıyordu? İşte toplama çıkarmış, ama basit aritmetiklerde problem çözüyordu. Güzel bir süreçti. Şimdi yapay zeka güncel bir konu. Benden önceki hocam çok çok detaylı anlattı. İnanılmaz zevk aldım onu seyrederken. Tamam konu çözmüş olarak karşımıza çıktı ama bize de artık az bir şey kaldı. Onun için oldukça özet geçeceğim. Aynı hocamın dediği gibi büyük bir kümelerinde öğrenme yeteneğine dayanıyor aslında. Bizim yaptığımız şeyleri imite etmek gibi amaçları var. O dört tane amacı var. İnsan gibi düşünebilen, insan gibi davranan, rasyonel, yani duygunun daha sınırlı olduğu, hatta olduğu, rasyonel düşünebilen, rasyonel davranabilen, davranışlar sergileyen yapı. Yani bu dört amacı da sağlamaya çalışıyor yapay zeka. Bunu sağladığınızda yapabiliyorsunuz. Makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi ayrıntılar var ama hani dediğim gibi hocam tekrarladığı için ben çok üstüne gitmeyeceğim. Burada görmek istediğim nokta şu, bu konu yeni değil. Çok uzun süredir aslında bildiğimizde var. Hani şimdi biraz daha yeniymiş gibi bir hava oluştu ya da bir kaygı oluştu ya da bir süreç oluştu. Ama aslında çok uzun süredir hayatımızda olan bir şeyden bahsediyoruz. Çoğumuzun doğmadan önce karşılaştığımız bir şey. Bu olayı biliyor muyuz? 97 yılında oldu. Grup Z'yi kaldırabildiğini. Evet, yarı. Gören oldum ben, 10 yıl gören oldum aramızda. Evet, birkaç tane hocamız var. Gary Kasparov, 97 yılında dünyanın satranç konusundaki şampiyonu. Bir turnuva düzenliyor, IBM'in bir duyurusuyla, sade gördüğünüz bilgisayar. Satranç oyunu. Satranç oyunun özelliği şu deterministlik, yani hamleleri biliyorsunuz. At nasıl oynar, fil nasıl oynar, her şey deterministik. Ne yapacağı belli, kuralları belli. İyi hesaplayabiliyorsanız, hani çok hızlı hesaplayabiliyorsanız, bunda yapay zekanın uygulanması çok kolay. Turn-based, yani bir sen oynuyorsun, karşı tarafı bir tanımı var. Onun için eğer çok iyi hesaplayabiliyorsan, işte şunu oynarsan ne olur, bunu oynarsan ne olur, şunu böyle yaparsan ne olur diye bütün kombinasyonları hesaplayarak oyunu çok rahat oynayabiliyorsunuz. Yani zekanın oluşturması çok kolay. Bir ara başlıyorsun bir noktada, işte kaleyi şöyle oynatırsan olur,
olur, gözleri şöyle oynatırsa ne olur, gönlü böyle oynatırsa ne olur diye milyonlarca, milyarlarca şeyi tanıdığınızda ve en uygun hamleyi seçtiğinizde zekayı uygulamış oluyorsunuz. Bu kadar bir mantığı var. Temelde. Burada 97 yılında IBM Deep Blue geri Kasparov'u yeniyor. 4-2 ile açıklıyor o zaman. 96'da bir önceki maçı oluyor, onda geri Kasparov'u yeniyor, 97'de bir arasında. Bu dünya çapında bir olay oluyor. Hani yapay zeka, şu an yapılan tartışmalar işte o dönemde değişiyor. Acaba işte gezegenimize de geçecek, dünyaya geçecek, biz işsiz kalacak mıyız vesaire tartışmasının olduğu dönem bizim kuşak için 97'ye. Çünkü bir dünya şampiyonu geliyor. Normal bir insanı yani. Dünya şampiyonu satranç geliyor. Ama satranç dediğimiz gibi çok detaylı bir oyun. O nedenle hani bilgisayarın çok avantajlı olduğu, satranç kadar yüksek olan şey sistemin çok avantajlı olduğu. Bundan sonraki ilginç olan 2011 yılında oluyor. Yine IBM Watson, IBM grubunun geliştirdiği bir oyun. Risiko'yu biliyor muyuz? Ben iki defa televizyonda gördüm ama olay şu, size cevapları söylüyorlar. Bir spiker konuşuyor. Doğal bir işlemi, yani bilgisayarın konuşmayı anlaması gerekiyor. Turn-based oyun değil, sırayla oynanan bir oyun değil. Konuşmayı anlaması gerekiyor ve en uygun soruyu sorması gerekiyor. Cevaplardan soruya gitmesi gerekiyor. Yani bir anlama süreci gerekiyor ve hızlı olmak. İki tane, üç kişiyle oynanıyor. İki insan rakibi var. İki insan rakibinin kendi branşlarında dünya şampiyonu olma durumu var. Yani biri en fazla bu işten para kazanan kişi, diğeri de en uzun galibiyet serisine sahip olan kişi. Yan tarafta görüyorsunuz. Buna karşı oldu. 2011 yılında IBM Watson bu oyunda galip geliyor. Bu satranç dediğim gibi çok farklı bir doğal gelişmenin olduğu gibi. Ondan sonraki olay Google'un iPhone dostu 2016 yılında oluyor. Winstead'a karşı. Bu çok eski bir oyun, 3000 yıllık bir oyun. Ve yapabildiğiniz hamle sayısı satranca göre çok çok daha iyiymiş. Yani yadik atomlar ya da evrendik atomlar kadar gibi hamle sayısı kombinasyonu var. O nedenle bu oyunda dünya şampiyonluğundaki bu maçı 200 milyon kişi seyrediyor. Uzaklarında çok sevilen bir spor. 2016 yılında Google'un AlphaGo'su Lisedo'la karşı yine galip geliyor. Bu da bu olayın, yani şampiyonlara karşı bilgisayarların yapay zekanın karşılaşmasının son noktası aldı. Bu noktadan sonra yeni bir gelişimi görmüyoruz. Yani diyoruz ki tamam, hesaplamalı oyunlarda bilgisayarlar birçok şeyi daha iyi yapabiliyor. Hikaye yine dediğim gibi çok eski olmamakla birlikte yeni değil. Yapay sinir ağı, yani insanın düşünme şekli, daha doğrusu biyolojik yapısını diyelim. Düşünme şekli değil mi? Biyolojik yapısını, yani nöronlarını ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri imit etmeye benzer. Yapay sinir ağı ile ilgili makale 1945'lerde, bir sonraki slide'da göreceğiz, 1957'de çıkıyor. O dönemde yazılmış makale. 1957'de çıkıyor. Genel problem çözücüler vesaire. Çoğu teorik gelişme 1987'de var. Ama ne var? Bilgisayarın kapasiteleri çok sınırlı. Hafızası sınırlı, işlemci gücü sınırlı, network'ü sınırlı. Onun için yapılamıyor. Yani teorik hesaplamaya ile ilgili şeyler var. Konular var ama uygulanamıyor. Pratiğe dönmüyor. Derken 2010 yılına doğru geliyoruz. İşte derin yapay sinir ağları kavram olduğu dönemlere gidiyoruz. 2010 yılında şey değişiyor. Olay değişiyor. Büyük sermaye. Yani Microsoft'ta, Amazon'da, Google'da, Apple'da aklınıza gelebilecek bunlar ki gelirleri, hani kazançları bir ülke kadar olan firmalar şey, bu sektöre yatırım yapıyor. Bunlar ticari ürünler oluşturmaya başlıyorlar. Artık yapay zekayı yani sadece bir bilgisayar mühendisi olarak işte doğal ilişkilerini kullanmıyorsunuz. Elinizde Google Translate varsa tak görüntü çekip hemen orada görüntü şeyi, çevirisini alabiliyorsunuz. Yani cep telefonunuzda var bu uygulama. Ve uzun süredir kullanıyoruz. Bu yapay zeka. Ben çok uzun süredir kullanıyorum. Ya da ses sentezleyebiliyorsunuz, ya da görüntü sentezleyebiliyorsunuz. Bütün bunlar artık hayatımıza girdi. E-posta spam tespit edebiliyor.
güvenlik antivirüslerimiz böyle çalışıyor. Yani çok şeyimiz yapay zeka şu an çalışıyor zaten. Önceden de çalışıyor, şu an aktif olarak da çalışıyor. Bunları gördük. 2020'de de bunun tam ticari versiyonu artık hani doğal gelişmeyle karşılıklı konuşarak iş yapabildiğimiz, hani ileride kod yazmanıza gerek kalmayan, normal metinle, diyalogla, sesli olarak bir içerik koyduğu ChatGPT ortaya çıkıyor. Yani bu da bunu da artık herkesin kullanabildiği bir ürün olması sebebiyle ilgi çekiyor. Çok daha ön plana çıkıyor. Ne oldu? 1957'de planlanan yapay sınır ağları yapısı son üstte çıkıldı. Sonra teknoloji gelişti, hesaplama kabiliyeti gelişti. A büyüdü. Hassasiyet arttı, başarısı arttı, tezik başarısı arttı. Büyümeye de devam etti. Veri miktarı arttı, artık terabaytlar var. Hani gigabyte, terabyte, bunun bin katı vesaire. Hani çok ciddi miktarda veri var dünyada. Ve ciddi miktarda veri üretebiliyoruz. Train edebiliyoruz yani. Deneyebiliyoruz. Algoritmaları geliştirebiliyoruz. Verimiz var. Hesaplama sistemimiz var. Sonuç alabiliyoruz. Yani eskiden biz şunu yapıyorduk. Girdiği alıyorduk. Özellikle biz kendimiz değerlendiriyoruz. Bilgili özellikler çıkartacağım. Ona göre karar verdiriyoruz. Şimdi bir sistem otomatik yapıyor. Veriyi veriyorsunuz. Çıktının boğulmasını istiyorum diyorsunuz. Aradaki hesaplamayı kendi yap. İşlem orada. Yani elinizde veri varsa çık diye sizi götürecek. O kompleks matematiksel fonksiyonların hepsini sistem kendisi deneye 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 öğrenebilir. Öğrenme dediğimiz de bu. Çok karışık bir şey değil. O matematiksel hesap. Yani mühendislik açısından girdi çıktı arasındaki bağlantı. Sonuç neye geldi? Bakın öğrenmesi, doğal gelişimi, bilgisayar böyle ki bu kavramlar yine söylüyorum 1980 yılından beri var. İşte I have seen the future of self-driving cars and it's adorable. Google's next generation of autonomous vehicles officially began testing on public roads in Amsterdam. The pod car is sleek, with just a black sensor on top. The old fleet of Lexus SUVs with sensors everywhere. The new pod car has no trunk and steering wheel, gas, and brake. Kendi kendine gidebiliyorlar. Kaza miktarları daha az, uzun mesafeler gidebiliyorlar. Ve ticari olarak piyasada bulunuyor. Yani birçok arabanın içinde artık şerit takibi var. Gerekiyorsa şerit değiştirebiliyor. Örneğin araba bulduysa hani fren atabiliyor vesaire vesaire. Bizi yardımcı teknoloji olarak hayatımızın içinde bulunuyorlar. Ya da bizi ilgilendiren konferansın konusuna yakın olan bir konu. Bir metnin içinden, pardon bir resmin içinden işte kedi var. Kedi olduğunu tespit edebiliyoruz. Kedi, köpek, yeğen, nerede, resmi, labeling yani etiketleme gibi işlemleri yapmak mümkün ve bu çok çok zor bir teknoloji değil. Çünkü aşağı yukarı her şey hazır hale gelmiş durumda ve ticari olarak ya da şey olarak, kütüphane olarak elimizde bulunuyor. Yani uygulaması kolaylaştı. Eskiden biraz daha doktora seviyesinde bilgiye sahip olmak gerekiyordu. Şimdi paketleri kullanabilen birçok kişi bunu yapabilir. Doğal genişleme açısından da dediğim gibi ChatGPT olayla birlikte yukarı çıkan bir durum var. Biz bir şeyleri sorabiliyoruz. Hocam çok güzel örnekleri gösterdi, yani inanılmaz detaylı örnekleri gösterdi. Ve bunlara yorumlar alabiliyoruz ve bu teknoloji gittikçe de gelişiyor. Avantajlı olduğu nokta ne? Terabaytlarla, petabaytlarla hatta boyutlarda bilgiye sahip. Hani eskiden burada arama yapıyorduk ya, artık onu yapmak zorunda değiliz. Soruyu soruyoruz, karşı cevap veriyor. İktidarı karşı soruyoruz, o cevap veriyor. İşte örnek veriyoruz, bu metne benzer bir şey yazar mısın? O yazıyor. İşte olmamış diyorsun, böyle değiştir, şöyle değiştir, o işlemleri yapıyor. Hani karşı komut var, bunu uygulama var. Hani eskiden dedim ya, biz kod yazıyorduk bilgisayar mühendisliği olarak. Şimdi doğal genişlemeyle normal komut veriyoruz. Ve sonuçlarını alabiliyoruz. Meta analizi, duygu tespiti, hocamın da bahsettiği bir şeydi. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Duygu tespiti aslında çok tespit olduğu için hani metinden anlaması o kadar zor bir şey değil. Hani içinde adam küfür ediyorsa kızmıştır bir şey. Yani o kelimeleri arıyorsunuz, buluyorsunuz. Daha sofistike tabii ki algoritmalar bulmak mümkün. Ama hani baktığınızda içinde F4 kelimeler varsa yani, kızmış diyorsunuz. Yani duygu tespiti dediğimiz şeyler aslında çok çok böyle hani gözünüzde büyüttüğüm şeyler değil, mühendislik açısından söylüyorum yani. Bir şikayet var, şikayetin olup olmadığını metinden algılayabiliyorsunuz birçok
de kullanabiliriz. Tasarım konusunda çalışmalar var. Aslında tasarım uzun süredir yine yapılan bir şey. Bilmem Photoshop kullanımımız var mı? Hani şuraya şu resmi ayıkla, resimden bunu çıkar diyebiliyorduk eskiden. Tıklıyorduk imaja, işte şöyle filtrelim audio kısmına. Ondan sonra bu resimden çıkar diyebiliyorduk. Şimdi ilgili alanı seçiyoruz, metinden diyoruz ki buradan işte bu resmi çıkar, yerine artık o. Süper. O işi bizim için artık 20 defa, 20 işlemde yaptığımız işlemi biraz daha otomatize etmiş durumda var. Ya da hocamın da gösterdiği, buradan da şurada görebildiğiniz, sağ altta görebildiğiniz. İşte şöyle özellikle bir resim oluşturmak istiyorum diyebiliyorsunuz ve size güzel resimler çıkartıyorlar. Bunu çok gerçekçi yapmaya başladık. Yani teknoloji o noktaya geldi. En son neydi? Trump'ın bir videosu çıkmıştı böyle. Hani ben yaptım, yapmadım, şuydu, buydu vesairesi. Tamamen gerçekçi, ayırt edilemez noktada. Görüntü, ses kombinasyonu ürünlere çıkartılabiliyor. O nedenle her gördüğünüze inanmayın. %100 ayırlanamaz. Teknolojik olarak o şeyin detayına girmedikten sonra, algoritmik analizine girmedikten sonra tespit ederiz. Çok mümkün olmayan noktalara geldi. Aktivizm arasasını neler yapıyoruz? Ben kısaca ondan bahsetmek isterim. Hani çok örneğini görebilirsiniz. Ben birkaç tanesini seçtim arada. Daha fazlaları da vardı. Patoloji bölümüyle yaptığımız bir çalışma bu. Bizim avazolarda vesaire. Patolojik görüntülerden tanımlama yapılıyor. İşte burada hastalık var, yok. Patolojik durum var, yok. Yani sorun var, yok şeklinde. Sebebi yaklaşık 40 bin kadar hasta geliyor herhalde yılda. Patolojik analiz yapılıyor. Bu rutin bir işlem. Geliyor birisi işaretliyor. İnsanın yaptığı bir şey. Yani ortada veri var. Veri var. Bir matematiksel işlem sonucunda işaretlenmesi gereken bölge var. Sonuç. Tam yapay zeka olmuş. Rutinde yaptığımız bir iş. Görüntü, sonuç. Arasındaki fonksiyonu hesaplayacağım. Algoritmi hesaplayacağım. Biz nasıl işaretliyorsak, bu da duygu yok. Şimdi yardımcı bir araç. İşaretlemiş bu prosesini otomatize ediyorsunuz. Süper. Alın size yapay zeka duygulaması. Yapay zeka, yine söylüyorum, hayatımızda çok uzun süredir var. Şu ana kadar ve bundan sonra da bize yardımcı olarak bizim işlerimizi kolaylaştıran bir unsur olarak bulundu, bulunmaya da devam edecek. Ve temelde hedeflenen şey şu, verimliliğini arttırmamız. Ya ben raporu yazıyorum, tamam mı? Eskiden copy-paste yapıyordum. Sonra aradaki adamları replace'le yerleştirmeyi yapıyordum. Şimdi diyorum ChatGPT'ye, al bu metni şu şekilde değiştiriyorum, o metni o şekilde değiştiriyorum. Süper. Yine söylüyorsunuz, yine yapıyorsunuz. Ve bu teknolojiyi kullanmazsak, bu teknolojiden hani nasıl söyleyeyim, çekilirsek ya da kullanmazsak biz geri kalırız. Çünkü insanlık hep, hocam da söyledi gibi, entropisini azaltmaya, yani harcı bir enerjiyi azaltmaya çalışır. Entropisini azaltmaya çalışır. Yani bir iş yapmada daha kolay bir yöntem varsa o yaygınlaşacak. Kesin. Siz kullanırsınız, kullanmazsınız. Kullanmazsanız, geri kalıyorsunuz, kullanırsanız bir adım öne geçiyorsunuz. Ve daha kaliteli ürünler oluşturmak için kullanıyorsunuz. Ve bizim genel olarak hani yapay zekalarda dünyaya ele geçirilmiş şuydu buydu, hani bunu çok kontrol edebileceğimiz şeyler değil. Kendi adımıza söylüyorum, kendi adımıza söylüyorum. Çünkü AlphaGo, Google'un AlphaGo'sunu 3 kişi geliştirdi. 2011 yılında başlıyorlar geliştirmeye. 2015-14'ün sonunda Google satın alıyor, AlphaGo'yu. Reinforcement Learning yapan. 500 milyon dolara satın alıyor. Satın aldığında ilgili firmanın sıfır cirosu var, hiç satış yapmamış. Hiçbir ürünü yok, yani ürün dediğim gibi sadece. Ürünü yok, ticaretleşen. Bunu 500 milyon dolara satın alıyor. 6-25 tane satar yapıyor. Olaya başlayan 3 kişi. Deniz Hasa biz, baba Suriye asıllı, yanlış hatırlamıyorsam ya da annesi, İngiltere'ye gidiyor. Yani 3 kişi de geliştirebiliyor, 5 kişi de geliştirebiliyor. Teknoloji geliştirmenin önünde hani böyle binlerce kişi ya da devletlerin olması gerekiyor. Teknoloji sürekli gelişiyor. Biz dediğimiz gibi bunu kullanarak belli noktaya getirmeyle mümkün olduğunca kendi sorumluluğumuz alanına giriyor. Peki, biz ne yapıyoruz? Yine söyleyeyim, Atölye Üniversitesi olarak. Bir grup kurduk 3-4 yıl önce. Araştırma grubu.
Şimdi 15-20 kişiye kadar çıktı. Bilgisayar mühendisliğinin orada, mühendislik fakültesinin civarlarında. Projeleriniz varsa, hocaların özelliğini söylüyorum. Konuşuyoruz, işte ne projesini neye çevirebiliriz diye. Ortak çalışmalar, hangi hoca ilgili konuda çalışıyor türünden bir şeyler yapıyoruz. Yani konunun uzmanı sizsiniz. Bunlarla ilgili çok şey yapılabiliyor. Kendi problemlerimiz var. Bu türden destekler veriyoruz. Sonra dediğim gibi şeyi kurduk. Yeni öğrenci aldık. Yapay zeka ve veri mühendisliği bölümünü kurduk. Yeni de öğrencimiz aldık. 30 kadar öğrencimiz bu dönem başladı. Hatta hiç gereksiz bir yapay zeka ne olacak konusunda tereddütlerimiz varsa biz size şey yapalım. İkna edelim. Yapay zeka ve veri mühendisliği de bilgisayar mühendisliği arasında çift anahtar imkanını tanıdık. Daha program açılmadan bunu söyledik. Biz de biraz şey yaptık. Yani böyle bir olay da oluşturduk. Dediğim gibi teknoloji gelişiyor. Bizim de yapabileceğimiz, sizin de kendi mesleğiniz açısından yapabileceğimiz çok şey var. Bu bir araç. Bu aracı kullanırsak verimliliğimiz artıyor. Ve bu açıdan baktığımızda da hani nasıl kullanabiliriz diye sürekli çalışmak sanki biraz gerekiyor gibi. Genel olarak bir sunum kadar, eğer bazı bir sorunuz hemen kısaca alabilirim ya da tamam sorun. Şey hocam, soruları en son yerde edip eğer sizler için olursa. Teşekkür ediyorum. Programımızda küçük bir değişiklik yaptık çünkü size Amerika'dan bağlanacak bir hocamız var, Rüzgar Hoca Hacettepe'den hocamız. Onun için de çok zorlayıcı bir saat şu an sanırım orada sabah saat 4:30 gibi bir saat. O yüzden onu öne alıp hocamızdan rica edip programı böyle bir değiştirmek durumunda kaldık. Şimdi onu ilginç bir VR sistemine bağlayacağız aslında. VR sisteminden sonra sunumunu yapacak bir hocamız ama böyle bir değişiklik yaptık. Hem de sistemin bir simülasyonunu yapmış olacağız şimdi size. Sağ olsunlar, onlardan da iş gösterdiler. Biz de
bir yarın içinde bir görüntüler sunumu dinleyeceğiz birlikte. Müjgan Hazır Hoca'yı bırakıyorum sizi. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben sizleri göremiyorum şu an. Sadece kendi sunumumu görüyorum. Bu çünkü biraz ilginç bir deneyim olacak benim için. Ben sunumunu kendimi seyrediyormuşum gibi bir duygu içerisindeyim. Sizleri göremiyorum ama aranızda çok tanıdık yüzler olduğunu biliyorum. O nedenle de onları tek tek zihnimde canlandırıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, davetiniz için. Benim Şarkıdeniz Üniversitesi özel bir yerde. Çok sevdiğim arkadaşlarımın ve meslektaşlarımın olduğu bir yer ve çok özveriyle çalıştıklarını da biliyorum. O nedenle tekrar teşekkür ederim hepsine tek tek. Şimdi aslında ben bu sunumu hat duyuluyor değil mi, sorun yok. Yok, artık görebiliyorsunuz ekranda. Artık mikrofona bakarsan göreceksiniz. Öyle mi? Bir saniye. Ben hala bir göremiyorum ama. Şimdi serviz başlayıp ben hala göremedim ama olarak sorun olmaz. Halledir. Arka planda kaldı. Buyur. Evet, çok büyük olasılıkla. Evet, şimdi aslında ben bu sunumun bir benzerinden gözlemlerimizdeki arkadaşlarımla ve size öğrencilerle paylaşmıştım ama bugün tabii ki çok yeni bir kitle var. Onun için bir kere daha bunu paylaşıyor olmaktan çok mutluyum. Şimdi otobüsün idaresinde bir yer kullanarak yapılan maruz bırakma terapilerinin etkinliği üzerine bir sunum hazırladım. Ve sizinle çok hızlıca varoluş süreçlerinde onu tamamlamaya çalışacağım. Çok kısaca eğer obsesif kompulsif bozukluğu tanımlayacak olursak çoğunuzla çok büyük olasılıkla hakim. İki temel semptom grubuyla karşı karşıyayız. Obsesyonlar yani istenmiş olarak direkt edilebilen imgeler, dürtüler ya da istekler olarak tanımlanıyor ve bunları biz hani daha egodistorik olarak tanımlıyoruz. Egodistorik olmasının altındaki temel şey şu, bunlar içerik olarak bireyin sahip olmak istemediği düşüncelerdir. Bu nedenle de bireyde çok belirgin bir kaygı ortaya çıkarır ve bu kaygı nedeniyle ve olası olumsuz sonuçları nedeniyle de bireyi bu düşünceleri zihninden uzaklaştırmak ya da olası sonuçlarını nötrize etmek için bir dizi ikinci semptom grubu olan semptomları yani kompulsiyonları ne yapmaya başlar sergiler. Şimdi bunu özellikle çok hızlıca geçeceğim ama bizim için çok önemli bir model. Neden çok önemli bir model? Çünkü aslında otobüsün en temel saptığı grubu olan obsesyonların altındaki temel şey olan yani temel unsur biliyorsunuz İslam dışı düşünceler. Ve biz İslam dışı düşüncelerin herhangi bir klinik tanımı almamış olan normal örneklerde de çok yaygın bir şekilde görüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla da bizim için temel soru şu, bu İslam dışı düşünceler ne oluyor da klinik anlamda bir OKB'ye dönüşüyor. Bunu ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu anlamaya ve açıklamaya çalışıyoruz. Bunu açıklamaya çalışırken de elimizdeki var olan en kapsamlı modellerden birisi bilişsel model ve bilişsel davranışçı model. Ve bilişsel davranışçı model bize en önemli unsurun aslında bu bireyin zihninde bile İslam dışı düşüncelerin yorumlanması olduğunu söylüyor ve dolayısıyla da bu yorumlanmanın ardından bireyi çok bilebilir kaygı hissediyor ve bu kaygıyı azaltmak için de bir dizi İslam dışı düşünce ne yapmaya başlıyor, bir dizi kompulsiyon ne yapmaya başlıyor, sergilemeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla biz tedavi sürecinde aslında neye odaklanıyoruz? Biz tedavi sürecinde bu İslam'ın şu düşünceleri içeriğinin ve sonuçlarının yorumlanmasında ne yapmaya çalışıyoruz? Odaklanmaya çalışıyoruz. Sonraları düzeltmek istiyoruz. Dolayısıyla ve ikinci bir ayağımız ne aslında? İkinci bir ayağımız da bu bireyin sergilemiş olduğu davranışları, yani kompulsif davranışları bireyin sergileyememesine ve dolayısıyla da olası sonuç, korkan olası sonuçların olmadığını görmesine ne yapmak istiyoruz? Yardım etmek istiyoruz. Bu model niye önemli? Sunumumuz o
çeşitlilikte onu biliyor ve masum ikilenme kaygısı sırasında en yaygın görülen semptom içeriklerinden birisi olarak karşılıklı. Ve bulaşma ve kirlenme kaygısında temel olarak uygulanan tedavi protokollerinde bizim maruz bırakma dediğimiz yani o bireyi korkulan objeye karşı karşıya getirme ve bireyin sergilemiş olduğu güvenlik davranışları sergilemesine ne yapmak istemiyoruz, izin vermemek istiyoruz. Ve dolayısıyla da bu maruz bırakmanın ardından bireyin kaygısının doğal bir yoluna düşmesine izin vermek ve bireyin yeni bir öğrenme yaşantısıyla birlikte bu yarıcı ile aslında daha az kaygılanma arasında yeni bir moral bağlantı kurmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de davranışçı müdahaleler en az bilişsel müdahaleler kadar bizim için önemli bir yerdir. Ve davranışçı müdahalelerde de uygulanan en klasik yöntemlerden birisi gerçek yaşam maruz bırakması ve imgesel maruz bırakma olarak ne yapıyor? Bugüne kadar karşımıza çıkıyor. Gerçek yaşam maruz bırakmasında bireyin içerisinde bulunduğu koşullarda yani gerçek yaşamın içerisinde korkulan objeyle karşı karşıya bırakılırken imgesel maruz bırakmada düşünsel olarak bireyin korkulan objeyle imgesel bir düzlemde maruz bırakılıp karşı karşıya bırakılmasını yapılmaya çalışıyor, sağlanmaya çalışıyor. Şimdi aslında bakarsanız bütün bir sebebi bize maruz bırakmanın o kavramı özellikle bulaşma ve kirlenme kaygısında oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Ancak ne gibi arayışlar içerisine giriyoruz? Önümüzde var olan kısıtlılıklar nedeniyle giriyoruz. Nedir bu kısıtlılıklar? Yaşamsal maruz bırakmada gerçek yaşam durumlarını yaratmak her zaman mümkün değil. Ayrıca mümkün olsa bile tahmin edilemezlik var, güvensizlik var ve pratik olmayan ve maliyeti çok yüksek olan durumlar oluyor. Hatta bazen de gerçek yaşamda maruz bırakma çok mümkün olmayabilir. Çünkü OKB'nin içeriğinin zenginliğini düşündüğümüzde her zaman gerçek yaşamda maruz bırakma çok doğası bir şey olarak karşımıza durmuyor. Diğer önemli olan şey, yada bırakma varlığının yüksek olması ve dolayısıyla da bireyin maruz bırakma sürecine daha etkili bir yöntem kullanarak acaba yarıda bırakma olasılıkları düşebilir diye. Bu da yine temel sorularımızdan birisi. Gerçek yaşama maruz bırakmanın mümkün olmadığı yerlerde imgesel maruz bırakmayı kullanıyoruz bir yöntem olarak. İlk yolunu gösterildi çalışmalarda ama yine önümüzdeki en temel sorulardan birisi gerçekten imgesel maruz bırakma, gerçek yaşama maruz bırakması kadar gerçekçi mi? Yoksa biri aslında imgesel düzenle maruz bırakırken çeşitli düşünsel yani düşünsel çeşitli stratejilerle aslında yine maruz bırakmıyor olabilir mi kendisini? Bunu çok da denetleme şansımız yok. İşte bu kısıtlılıklar bize alternatif çeşitli yöntemleri kullanmaya yöneltti. Bu son dönemdeki yöntemlerden birisi de sanal gerçeklikte maruz bırakma. Sanal gerçeklikte maruz bırakma biraz sonraki hocalarımız bunun altyapısını ve bunun içeriğini çok büyük olasılıkla çok daha detaylı bir şekilde sizinle paylaşacaklar. O nedenle ben burada çok fazla girmeyeceğim ama bir yandaki temel mantık şu, gerçek yaşamı bir simülasyonunu yaratmak ve bireye gerçek yaşamın içindeymiş duygusunu hissettirerek korkulan durumda biz psikopatolojide özellikle OKB'de ne yapmaya çalışıyoruz? Bireyi karşı karşıya bırakmak istiyoruz. Aslında bir tür simülasyon yani beynin onu gerçekmiş gibi algılama potansiyelini kullandığımız bir simülasyon sanal gerçek. Ve özellikle özgün fobide, sosyal kaygı, agorafobide bir yaygın kaygı bozukluğu ve travma sonra stres bozukluğunda etkili olduğunu gösteren çalışmalar var. OKB'de daha az, çok büyük olasılıkla bunun nedeni de OKB'nin çok heterojen bir yapısının olmasına bağlayabiliriz. Yani avantajları ne? Tabii ki avantajları yaşansal maruz bırakmaya kıyasla daha esnek, daha ucuz ve daha gerçekçi ve imgesel maruz bırakmaya kıyaslandığında da daha gerçekçi ve daha güçlü bir orada olma hissini ne yapabiliyor? Yaratabiliyor.
açısından büyük olmuş olması, temel kriterinin psikiyatrik herhangi bir ilaç kullanıyorsa da sonuç aynıdır. Hemen aynı doza devam etmesi ya da yeni bir ilaç başlanmamış olması temel kriterlerimizden birisiydi. Bizim dört tane temel grubumuz var. Sanal gerçeklik, yaşamsal maruz bırakma ve imgesel maruz bırakma ve kontrol grubu olmak üzere. Ve 40 katılımcı seçkisiz olarak bu dört gruptan birisine atandı. Ve dolayısıyla da seçkisiz atamanın gerçekleştirildiği, kontrol grubunun olduğu ve biraz sonra da takip izlem çalışmasının olduğu oldukça geniş kapsamlı bir klinik araştırmaydı bizim projemiz. Burada çok yani bütün süreci hızlıca görmeniz mümkün. Önce bir ön görüşme yapıldı. Daha sonra ikinci görüşmede öz bildirim ölçekleri dolduruldu. Daha sonra bir özellikle ön görüşmede bir maruz bırakma hiyerarşisi hazırlandı. Bu maruz bırakma hiyerarşisi doğrultusunda da 10 maruz bırakma seansı planlandı. Daha sonra yaklaşık 40 dakika süren ve her seansların arasında bir ara ölçüm alındı. Daha sonra son test ölçümleri alındı ve biraz sonra da takip ölçümleri alınarak araştırma projemizi ne yaptık? Tamam. Bu bizim ön görüşme formunda kaygı bir araştırma oluştururken kullandığımız maddeler. Bunlar ön test ölçümlerinde kullandık. Sentin en temel olarak fark bulmayı beklediğimiz şey Yeğbrand otist kompas ölçeğinin ulaşma ve kirlenme semptomlarında anlamlı bir düşüş bekledik. Aynı zamanda tiksinme ile ilişkili ölçümlerde anlamlı bir düşüş bekledik. Psikolojik iyi oluşta anlamlı bir tabii ki artış bekledik. Bilişlerde de önemli bir anlamlı bir azalmayı ne yaptık bekledik. Maruz bırakma görevlerinde 3 tane modülümüz vardı. Oda, mutfak ve banyo olmak üzere. Her modülde de 4 farklı kirlilik düzeyi vardı. Ve en aşağıdan, en alt kirlilik düzeyinden başlayarak en üstteki kirlilik düzeyine doğru bireyi maruz bıraktı. Şu an benden sonunda bir görünüyor, sizde bir akışta bir problem var mı? Dolayısıyla bunları çok hızlıca size... Şimdi çok gerçekçi görünmüyor ama sanal gerçekçi gözlerine takıldığında bunlar oldukça gerçekçi bir hale dönüşüyorlar. Ve dolayısıyla da 4 farklı kirlilik düzeyinde de ara ölçüler alınarak yine maruz bırakmanın etkiliği ne yapıldı inceler. Maruz bırakma seansları yaklaşık 40 dakika sürdü. Daha uzun sürmesi mümkün değil sanal gerçeklikte. Çünkü bir dizi rahatsızlık ortaya çıkarabiliyor. Kontrol grubunda herhangi bir işlem yapılmadı. Sadece ön test ve son testleri yapıldı. Ancak son ölçümden sonra kontrol grubu tekrar seçkisi olarak diğer gruplara atanarak onlara da tedavi alma şansı verildi. Ancak onların verileri araştırma verilerine dahil edildi. Araştırma bitti. 24 katılımcı ile maruz bıraktı seanslarını tamamladı. 6 katılımcı ile de bu şey yapıldığında daha devam ediyordu ancak şu an onlar bitirildi. Analizlerin sonuçları da çok hızlıca sizinle paylaşacağım. Şimdi en önemli sonuç bizim için tabii ki hani maruz bırakma seanslarının ardından zamanda anlamlı bir fark bulmayı bekliyorduk. Aynı zamanda da zaman ve grup farkının, interaction'ın, ortak etkileşiminin anlamlı olmasını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi şu an ön test ve son test arasında anlamlı bir fark vardı ve zaman ve grup karşılaştırmasına baktığımızda her üç maruz bırakma grubunda da ön testlerle kıyaslandığında son testlerde anlamlı bir düşme vardı ve bunların her üçte kontrol grubuyla kıyaslandığında anlamlı bir fark olduğunu ne yaptık belirtti. Maruz bırakma türleri arasında, yani gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Dolayısıyla da ne tür bir maruz bırak
sonuçların aynen devam ettiğini ve korunduğunu ne yaptık gördük. Şimdi bizim çağda en önemli bulgulardan birisi, eğer davranışsal bir mantık bırakma uyguladığınızda bilinçlerde ne oluyor? Yani bulaşma ve kirlenme bilinçlerinde ne oluyor? Bulaşma ve kirlenme bilinçleri ölçeminin iki alt boyutu var. Bir olasılık, yani buraya dokunursam kirlenmem ne kadar olası? Aynı zamanda da tehdit, eğer olasılık gerçekleşirse ne kadar tehditici ve zararlı bir sonuculara ilişkin bireyin algısı. Acaba davranışsal mantık bırakmanın ardından bilinçlerde ne değişim var dediğimizde bence en önemli bulgulardan birisi buydu. Gerçekten de davranışsal mantık bıraktığı üç grup kontrol grubuyla kıyaslandığında bilinçlerde de anlamlı bir ne gerçekleştirdi, anlamlı bir değişim gerçekleştirdi ve dolayısıyla da özellikle de hani kontrol grubuyla kıyaslandığında üç grupta da anlamlı bir değişim vardı ancak en fazla değişimin yaşantısal ve sanal gerçeklik grubunda gerçekleştiğini imgesel ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında bulmuş olduk. Bu da sanal gerçekliğe maruz bırakmanın yaşantısal maruz bırakma kadar bilinçleri değiştirmede etkili olduğunu gösteren önemli bir bulgu. Takip çalışmasında da var olan şeyler devam etti. Evet, süreniz doldu. Hemen toparlamayı rica ediyor. Elim Hoca hemen toparlıyorum. Psikolojik yolculuk çeşitleri beklediğiniz gibi olumlu bir yükselme vardı. Tartışmamıza geldi. Çok önemli, en önemli bulgulardan birisi şuydu. Yani bir an gerçekten bulaşma ve kirlenme ile ilgili semptomların tedavisinde gerçek yaşama maruz bırak ve alternatif olarak kullanılabilecek önemli bir teknik ve alternatif bir teknik olarak karşımızda. Fizik yapış konusu olduğunda belki daha uzun süreli bir müdahaleye ihtiyacımız var. Burası önemli. Ve özellikle de bilinçlerde ortaya çıkan değişim bize işte Fuan'ın duysal işlemleme teorisinin doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü hani davranışta ortaya çıkardığımız bir değişim gerçekten de bilinçlerde bir değişime yol açabiliyor ve bilinçlerdeki değişim de belki de daha uzun vadede davranışsal olarak ortaya çıkan değişime olası kılıyor. Burayı doğrulaması bizim için çok önemli bir sonuç. Araştırma ekibimize bir kere daha sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ve çok hızlı konuşarak sunumumu tamamladım. Müjgan hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumdan dolayı ve bu saatteki yaptığı fedakarlıktan dolayı. Büyük bir keyif. Gerçekten büyük bir deyim oldu şu an. Daha yakından görebildik şu anda hocam. Evet, ben yakından görebiliyorum şimdi. Çok teşekkür ederim. Çok sert bir gecenizi görmek. Çok sağ olun hocam. Sorular için vaktimiz kalmadığı için soruları iletemiyorum şu anda size. İnşallah tamam. Başka bir zaman sizi böyle canlı ağırlarız burada. Canlı canlı sorularla karşılaşırsınız. Bazı emekliliğin verdiği rahatlıklarla konuşacağım.
Yani rahatlarken düşünsel bazı kaygılarımın azal, yani acaba böyle ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışmasını emeklinin verdiği alıp onu, o sizi zorlayacağım, göreceksiniz ama biraz sizi tartışmaya, sorulara çekmek istiyorum aslında konuşmanın orucu bu. Ondan dolayı da temel önermeyi söyleyeceğim ama hemen aklıma gelen Ece Mehmet'in 500 kişiye kadar değil mi katılıyor? Şimdi ben şunu sormak istiyorum. 500 kişi diye sizler yani ki Ankara'dan gelenler, Ankara'dan gelenler, 1 kişiden gelenler var, hocalarımız, dinleyicimiz. Bizim kendiliğinden burada olmalısınız kaç yıl dersiniz? Şu anda, bu salonda kendiliğinden olmalısınız kaç yıl dersiniz? Bence, yani hemen sıfır gibi bir şey. Yani 0.00000 10 üzeri 10 falan 0 bir yani. Böyle bir olasılık yok. Bunu sağlayan nedir? Enformasyon. Bu enformasyon olduğu hatta bazen ufak kalmış enformasyon hata olduğu için bir artık etkisinden dolayı. Yani enformasyon bizi burada olması sağlıyor. Şimdi bakın, hemen önemlilerinden başlayacağım. Konuşmadan büyük ölçüde buna verilir ve bunu tartışmanızı istiyorum. Biyolojik varlıklar, yani canlılar, bilgisayar enformatik varlıklardır. İkinci önemli, kabulü varlık. Cansız varlıkların varoluşları bilgiye, enformasyona bağlı değildir. Beyin, biyolojik varlıklara ait bir organdır, dokudur. Yok, zeka, beyin olan canlı varlıklar için söz edilebilecek bir özelliktir. Yapay zeka ise biyolojik olmayan cansız varlıklar için söz edilebilecek bir özelliktir. Bunlar benim temel kabullerim. Tartışabiliriz, tartışmanızı istiyorum aslında ama. Şimdi, dolayısıyla konuşmam, ne kadar sindirebiliyorum, kusura bakmayın, elimden geldiği kadar kısaltım, çerçeveledim ama bir canlı kavramı, enformasyon kavramı, zeka, beyin ve yapay zeka konusunu bunu çevirdim. Bunun içerisinde sindirmeye çalıştım. Bu, burada esas soru şu, canlı nedir? Şimdi bu çok basit gibi gözüken, biliyorsunuz öyle kabullerimiz var ki şimdi tanımlamaya kalktığınız zaman tanımlayamıyorsunuz. Canlı da onlardan bir tanesi, canlı nedir? Üzerine düşen nasıl anlayarsınız? Ben şimdi burada işte emekli olmanın hakkını kullanıyorum. Canlılar enformatik varlıklardır diyor. Bunu biraz daha anlatacağım ama şimdi canlı varlığı, varoluşun çevre ve kendisiyle ilgili bilgilere dayanan, bağlı olan, yani enformatik süreçlere bağlı olan varlıklara canlı denir. Bu tanım biraz benim kendi yaptığım tanım ama bu şekilde. Ama cansız varlık nedir dediğiniz zaman bakın şeye, bilgi literatüre şöyle tanımlıyorlar cansız varlık. Canlı olmayan varlıklar. Nedense şimdi böyle tanımlayamazsınız. O zaman cansız varlığı tanımlamak lazım bu tanım değil çünkü. Varoluşun çevre kendisiyle ilgili bilgisayar süreçlere bağlı olmayan formatik olan varlıklar, yani bilgisayar süreçlerden bağımsız varlıklar da cansız varlıklar. Dolayısıyla bu iki varlığın burası önemli. Şimdi canlı dediğin sorusu, bu konu gerçekten belki herhalde biyolojinin en temel sorularından 1944 örneği. Yani o şu kitabı hepinize öneririm, yaşam nedir sorusu. O kadar ilham verecek bir kitaptır ki o ilhamla 10 yıl sonra göreceksiniz. Ama oradaki tanım şöyle, örneğin Schrödinger şöyle diyor, canlı varlıklar sürekli metabolik faaliyet içerisinde olmaları, çevreleriyle sürekli madde ve enerji alışverişi yapmaları sayesinde yoklu olarak düşük entropi alanında oluşturuyorlar. Yani aslında bizim burada bir araya geldiğimiz düşük entropiler atıyoruz aslında. Yüksek entropiler, bu enformasyon bize düşük bir entropi, düşük bir entropi kitleri tablo üretiyor. Schrödinger canlılar üstü olan bu duruma negatif entropi olarak bu önemli bir kavram gerçekten canlı. Şimdi 1944 bu, 44 söylemesi. Bakın bu bilgiye dayanarak 1953 DNA'da bakın burada daha sonra Cray bu çözüme ilham veren kitap olarak bahsediyorlar bu kitapta. Ben oradaki kristallerden işinde gerçekten işte benim sözümü enformatik varlıklar derken çok spekülatif etmiyorum çünkü bizim gerçekten canlı dediğimiz şey DNA taşıyan varlıklar. DNA canlı organizmaların tüm biyolojik süreçlerinin yönünden temel enformasyon kaynağı. Bu enformasyon
enformasyon kaynağına var olan varlıkları biz canlı diyoruz aslında. Enformasyon kaynağı. Bu enformasyon genetik kod. DNA'da kullanılıyor, nesiller boyunca aktarılıyor ve ilginç süreçte güzel bir nesil öğrendiğimiz bedenimizde bunun kutluk enformasyonu kullanılabiliriz. Şimdi diğer bir sorun yine zeka. Yani de zeka da öyle kolay. Hani herkes kullanıyoruz ama zeka ne diyor sorusunu sormak lazım ve cevaplamak lazım. Yani bir sürü şey var. Mesela anlat tabii ki Türkçe olarak kullanılan. Beynin zihniyle, beynin öğrenme, öğrenilenden yaralanabilme, yeni durumları uyabilme, yeni çözüm yolları bulabilme veya yine beynimizin birçok yeteneğin ünlü çalışma sonucu ortaya çıkan yetenekler birleşim gibi veya en genç anlamıyla genel beyin zihin güç olarak da tanımlanabiliyor. Zihnin, beynin algılama, beyni, düşünme, ustanlama, öğrenme gibi birçok işlerin içeriyor. Şimdi ben biraz daha sonra evrim psikolojik açısından yaklaşacak ama onu anlamayacağım ama psikologlar da yaratıcı olarak kişilik, bilgi, akıl gibi değişik kategorilere ait olan aslında zeka. Çok farklı tanımlar var, bunu da girmeyeceğim. Yani yine başka da psikolojik tanımlar ama hepsinin ortak noktası, gerçekten hepsinin ortak noktası şu. Tüm tanımlar beynin işlerini anlamaktır. Yani zeka beynin bir işleri. Bunu da temel kabullerinden bir tanesi. Şimdi bu vesile yapay zekayı anlamak için bu tanımdan, bu yerden divan çıkmak var. Yani ayağınızı basacağınız yer aslında burası. Şimdi bu vesile canlı nedir sorusundakine zeka canlı varlıklar için söz edilebilecek bir özelliktir diye bağlayabilirim böyle. Zeka canlı varlıklar için söz edilebilecek bir özellik. Şimdi aslında burada beyin deyince tabi canlı varlıklara oraya girmek lazım. İşte burası biraz biyolojiye doğru gidiyor. Bizim ortak adımız Luca. Üç tane büyük ağaçla oluşturuyoruz. Ekoryantlar, arkeolar tabii ki, bakteriler ve ekoryantlar. Biz ekoryantlar içerisinde üç büyük gruptan oluşuyor canlı varlıklar kümesi. Biz ekoryantlar içerisindeyiz. Burada da onların içerisinde küçük bir grubuz, hayvanlar. Hayvanlar grubunun bir elemanıyız çünkü sadece sinir sistemi hayvanlarda. Diğer canlılarda sinir sistemi yok. Bu sistemin önemli özelliği uyarıldığı olması, çok hücreli olması, hareketli yer değiştirme özelliği olması. Hayvanların temel özelliği bu. Bundan dolayı zeka var. Şimdi bunu burayı biraz içine uğraşmak gerekli konusundayım. Bu Luca, yani o en eski atamız o aslında. Ne zaman biliyor musunuz? Dünyanın tarihine bakarsanız 4 milyon yıl. Yani 4 milyon yılı evvelki bir ortak atanın, canlı bir varlığın bir sonu bugüne gelen bir olaydan bahsediyoruz. Olayı bu çağda, yani 4 milyon yıllık bir eksenden bakmak gerek aslında zeka. Tabii burada soru şu, beyin, sinir sistemi. Sinir sistemine sahip olan varlıklarla ancak zeka olabileceğiz. O zaman sinir sisteminin tarihi ne kadar diye sorabilmiş bir soru. O zaman sorduğunuzda bunun cevabı var. Bunun cevabı bu 2016'da Fusyon Buit bunun soru. Bu, yani elimizde kanıtı var yani. Fosil kanıtı. Fusyon Buit çok önemli bir kanıt, bir fosil. Yaklaşık yarım milyar yıldır sinir sistemi var. Bunun kanıtı bu. Fusyon Buit. Bir sürü kanıt var ki onlardan bir tanesi. Ben de fosilleri seviyoruz. Yani yarım 500 milyon yıldır var olan bir sistemin, sinir sisteminin ürünüdür zeka diye bunu çeviriyor. Burada bir ganglion zincirinden oluşuyor bu fosilin şeyi, bu ayrıntılık şeklinde. Bu ganglion zinciri o kadar çok işlem yapıyor ki inanamazsınız, basit gibi gözükebilir bizim şu anki beynimize karşı. Ama yüksek kendi çağının bence 500 milyon yıl öncesinin en zeki varlığı diyebilirsiniz ona. Şimdi ya peki sinir sistemi var da beyin ne zamandır var diye sorabilirsiniz. Hani sizden sorduğunuzu hissediyor değil. Onun da cevabı var. Hem de çok yakın. Bak geçen yıl 16 Şubat 2023'te Nature'da çıkan Coccophagus bir de bunun cevabı. Onun fosili. Bu yaklaşık 319 milyon yıl öncesi olan ve beynini artık görebildiğimiz bir fosille karşı karşıyayız. Bakın şu yapı, bu onun fosil
içerisindeki benim yapısına We're talking about a remarkable case of technical fiction and an ancient fossil fish dating over 300 million years ago. Most things that are fossil fish are things like bones, teeth, shells, but sometimes, on rare occasions, we find the preservation of the soft parts. In this case, we have the remains of a brain and associated nerve inside the skull of this ancient fossil. Looking inside these fossils using CT scan with X-rays, we found all kinds of interesting structures. This fish belongs to the people who ate this fish. They include the salmon, the pinnacle, the bone, the fish, the tail, and the kinds of fish you can see here. This is a creature that branches outside the part of the family tree that contains all living vertebrate fish. So it tells us a lot. It was pretty challenging to figure out how you would describe the fossil. So my work was comparing the morphology of plants and organized living species and using that information to then figure out how you could describe and interpret the animal that we are finding in this fossil there. When we first found this fossil, the question was about this distinction, so now we know that fossil plants can observe. That should just not be understood up to that point about the evolution of the brain very much. I learned that question they were significantly impressive when we use that information to extract and demonstrate a 3D model of that brain. Obviously, as you can see, what the structures of the brain, for example, CCE would be the cerebellum of the fish, the middle part, both are some of the cranials. In this 3D model, you can see the brain case using the information that we got from the bone part of the brain case, and the soft tissue part, the brain itself, we can then understand. This kind of fossil is really important because it provides us with really unique information about what conditions were like early in the evolution of this species. It's major due to background analysis. Okay. Yes. Yani demek ki o zaman şöyle soruyu şöyle diyebiliriz. Demek ki 19 milyon yıl öncesi yaşanmış bir beyni biliyoruz. Demek ki beynin tarihi 300-400 milyon yıl önce. Aslında bunu büyük ölçüde şöyle bir şema başlayabiliriz. Hayvanlar demiştim, metazoanların çıkışı yaklaşık 1 milyar yıl önce. Onlar ilk sinistemlerin bilateral bir varlığız bizde, onlar şartlarımız. Orada ilk önce burada geliyor sinistemlerin parçaları. Yerin kırık dediğimiz sinistemimizin çok önemli parçaları. Balıklar da ortaya çıkıyor, serebellum da büyük ölçüde çıkıyor. Ama insana geldiğimiz zaman neokorteksin oluşmasıyla. Bu basit, yani buradaki basın hakları biz görüyoruz aslında. Şu anda sizin biraz evvel gösterdiğinde, bakın şu içeriğinde, yaklaşık 400 milyon yıl öncesi. Demek ki bahsettiğimiz, konuştuğumuz olgu yaklaşık 400 milyon yıldır var olan bildiğimiz bir yapımdan bahsediyoruz. Şimdi bu neler var tabii ki bunun içerisinde? Nöronlar, toplam uzunlukları bütün yani elimizdeki insan için bahsedersen 160 bin kilometre. Yani dünyanın çevresinde 4 kere dönen bir akson uzantısıyla var şu anda kafasımızın içerisinde. Ve toplam hücre sayısı 170 milyar nöron içerisinde 86 milyar nöron var ve bunun yaklaşık 33-37 milyonu bunun yaklaşık yani 20'ye yakın, 20 milyarı korpekste toplam hücre sayımız dediğimizdeki 40 milyara 40 trilyona yakın önemli bir konu. 40 trilyon hücreden oluşan bir yapı olarak karşılığındayım ve beynimdeki hücrelerin yapmış olduğu sınav sayısında 1,5 çarpım üzeri 14. Bu sayı söylemek mümkün değil acaba. Gökyüzündeki yıldızlardan daha fazla. Yani şu anda benim beynimdeki sinapsların sayısı gökyüzüne baktığım zaman gördüğüm yıldızlar kadar var. Görebilirsin. Nasıl bir şey? Bu zekanın bakın böyle korteks dediğiniz yani neokorteks bastığı insan için söz konusu olan bir bastı. Bu sadece bir sahip bir şey değil. Ta bakın kurbağalardan yani tek katlı bir korteksten 6 katlı kortekse ulaşıyor bizim geçmişimize baktığım zaman evrimsel süreç içerisinde. Bu 6 katlı korteks hücresel grubun bir fonksiyon olarak zekaya karşı karşıyayız.
birbirine enformasyonlar, yani bana burada evde telefonla aradığında Snapstro var. Dedi ki şu tarihte şurada konuşma var, gelir misin? O bir Snapstro. İşte buradaki Snapstro, nöronların bilgilerinde bir enformasyon aktardıkları yer burası, sinaps. Ve şimdi bakın o kadar ilginç ki bu sinapsta çok sayıda protein kullanılıyor bir nörondan bir aktarma enformasyona kadar. Ve buradaki proteinler önemli bir kısmı mitozoan. Yani hayvan, nöra, bakın şurası, ekolyon, en eski kafamıza ait o zaman da oluşan proteinlerden bir de tıral, işte mitozoan tarafıyla oluşan, o zamanlar yani yaklaşık demek ki 1 milyar ila 500 milyon yıl evvelki oluşan proteinleri kullanan sinaptiklere, sinaptik yapıları bir fonksiyon olarak zeka yapar. Sinapsları gözünüze canlandırması istiyor. Çünkü enformasyon burada, çünkü sözü uyarabilir ve uyarabilir gücü enformasyon bu demek aslında. Bu sinaps böyle bir şey. Tek tek, yani bir nöron üzerinde 15-20 bin sinaps var. Gerçek görüntü şöyle. Şimdi bunu da burada göstermek istiyorum size. Çünkü aslında zeka konusunu tartışırken ölçekler nasıl çalışacağını insanlığın biz beynini kullanarak tükettiği enerji ne kadar biliyor musunuz? 3
çarpı 10 üzeri eksi 10 bir itibar, teori olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar düşük bir enerjiyle, 8 bin de hepimiz mesela trafiğe dalıyorsunuz ya, binlerce beynin, 60 tane çalışan beynin bir arada yürütmesi demek aslında trafik. Şu anda dünyada bu düzen oluyor ya, o güne sağlayan bizim 8 bin de insanın birlikte yaptığımız bir şey, ürettiğimiz bir şey. Yapay zekalar var ya, bir sürü beyin, 60 wattlık bir beyni birlikte yürütüldüğü bir yapı. Dolayısıyla çok düşük enerjiyle bunu başarıyoruz. Ve bunu da yine misal olarak bakarsanız, bir toplama gibi böyle mantık bahsediyoruz. Ama biz hayvanlar olarak bir toplama gibi. Orada 1,5 milyar yıl yaşında. Yani 1,5 milyar yıldır kullandığımız bu enerji sayesinde bugünkü yüksek performansı gösteriyoruz. Hayvanlarımız. Şimdi söz bitiriyorum. Burada insan beyni zekası ve yapay zeka ilişkisine baktığım zaman bence bir içten dıştan sorunu da karşı karşıyayız. İnsan beyni, insan zekasının bir içlenidir yapay zeka. Yani insan beyninin dışlanı değildir yapay zeka. Şimdi demek istediğim şudur, bu sözüm şu, yapay zekayı insan zekası yerine koymak ancak temel önerilerine gözden geçirsek, biyolojik varlıklarla bir canlılar, bilgisayar informatik varlıklardır. Cansı varlıkların var olacak bilgiye aktarmasına bağlı değildir. Beyin biyolojik varlıklara dair bir olmanlık yoktur. Zeka beyin olan canlı varlıklar için söylenebilecek bir özelliktir. Yapay zeka ise biyolojik olmayan cansı varlıklar için söylenebilecek bir özelliktir. Öyleyse konuşmalar çıkarılan şu, bilincimizin ve zekamızın kaynağı beyindir. İnsan bilincinin ve insan zekasının kaynağı insan beyindir. İnsan beyni sadece sinirsel olarak yaklaşık yarım milyar yıldır birleşmiş ürünüdür. Yapay zekanın kaynağı insan beynidir. Yapay zeka insan beyninin insan zekasının yerini alamaz. Çünkü sadece enerji tüketimi açısından bir yerine olmaksızdır. Yapay zeka insan beyninin işlemidir. Yapay zekayı insan zekasının yerine koymak hatasına düşmeyelim. Bu bir antep etmemizdir. Dikkat edin. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz değerli sunumu için. Ve ben hiç vakit kaybetmeden hızla kendi sunumuma geçiyorum. Hilmi Hocam dedi ki ben yapay zekaya biyolojik bakış açısı diye sunum açtığımı dedi. Ben de dedim ki o zaman bu bir psikolojik kongresi olduğuna göre bir de psikolojik bakış açısıyla bakalım dedi. Naçizane ben elimden geldiğince değinmeye çalışacağım ama biraz koşar adımlarla devam etmeye çalışacağım. Bir zeka
beceri faktörleri var. Akıcı zeka, fizik, elektronik, görsel algı gibi. Ve birinci katmanda da daha ziyade daha spesifik şeyler. 60'tan fazla bileşen tanımlıyorlar. Sonuç çıkarma, bağlantısal bellek vesaire gibi bileşenler tanımlıyorlar. Peki, Hilmi Hocam biraz bahsetti beyinden. Ben de hemen onunla ilgili küçük bir şey ekleme yapmak istiyorum. Gri madde ve beyaz madde beynimizde acaba zekaya ne kadar katkıları bulunuyor? Bununla ilgili fMRI çalışmaları var, boksel gözükle yapılan çalışmalar var. Ve görülüyor ki aslında gri madde hacmi bilgi işleme kapasitesini ve beyaz maddede etkin bir bilgi akış kapasitesiyle ilişkili buluyor. Çok yüksek korelasyonlar değil ama yine de anlamlı korelasyonlar olduğunu görüyor. Peki acaba beyin büyüklüğü zekayla ilgili bir şey söyler mi? Bu gayet geniş bir örnekten bir yapılan bir metanalizi çalışması. Beyin IQ ve IQ arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Kadınlarda .40, erkeklerde .34 şeklinde bir korelasyon kas sayısı buluyorlar. Peki beynimizin her alanında eşit derecede katkıda bulunuyor mu buna? Pareto Frontal Integration Theory'ye göre aslında bazı bölümleri daha fazla ilişkili. Özellikle dorsal lateral prefrontal korteks, parietal korteks, insan zekasındaki en önemli bölümler olarak karşımıza çıkıyor. Peki gelelim, insan zekası şu anki haline hangi süreçte geldi? Ve hangi koşullar altında evrildi? İnsan beyni ortalama insan vücudunun sadece %2'siyle 3'ünü oluştururken enerji kullanmasına baktığımızda %20-25 oranında tüketim gerçekleştiriyor. Primatlar arasında bir karşılaştırma yaptığımızda da insanın beyin büyüklüğü aslında vücuda oranla en büyük durumda. Dolayısıyla aslında son birkaç milyon yıl içinde bir şeyler olmuş ve beynimizin boyutu neredeyse 3 katına çıkmış. Neden böyle? Muhtemelen bunun altında yatan şey bilgi işleme araçları, soyut düşünme, öğrenme, senaryo oluşturma gibi zekanın bileşenleri buna sebep oluyor. Bununla ilgili olarak ortaya atılan bir hipotez diyor ki aslında insanlar doğa içerisinde yaşarken doğanın düşman güçleriyle mücadele etmek zorundalar. Neydi bunlar? Kıtlık gibi, savaş gibi, sağlık, hastalık ve hava koşulları gibi faktörler. Dolayısıyla insanların kendi türdaşları rakipleri oldu. Daha öncelik sağlamak için sizin beyninizi daha iyi kullanmanız gerekti. Zekanın yeni formları ortaya çıktı. Çünkü insanlar grup halinde yaşamaya başladığında, 150 kişilik gruplar halinde yaşadığında aslında sosyal zekanın da evrilmesi gerekti. Bu nedenle bu yeni formlar bilinci, dilin, kendilik farkındalığı, yani zamanda zihin teorisinin gelişmesiyle sonuçlandı. Değişen sosyal durumlara karşı potansiyel tepkiler üzerinde alıştırma yapmamız aslında bu yönünü de arttırdı. Aynı zamanda insanlar hayatta kalabilmek için avlanmak, ortaklıklar kullanmak, kurmak, zaman zaman da savaşmak durumundaydı. Ve bu sırada da el yapımı araçları ve silahları kullandılar. Bunları yapmak da aslında alet geliştirmekte zihinsel becerinin evrilmesinin bir sıçramaya yol açtı. Öte yandan yeni teknolojiler, tırnak içinde söyleyeyim, onun dönemine göre yeni teknolojiler, icatla aslında yine bir seçilim baskısı yarattı. Çünkü bunlara daha iyi adapte olabilenler hayatta kaldı, olamayanlar ise elendi. Öldürücü yenilikler hipotezi olarak Godfrey'sin ortaya attığı bir hipotez var. Diyor ki, aslında yeniliklerden doğan kazanları önlemek müthiş bir bilişsel kapasiteyi gerektirir. Çünkü yeni olan teknolojiyi takip etmek ve onun zararlarından korunmak aslında bizim hayatta kalmamızı etkileyen bir şey. Peki hangi bilişsel kapasiteler etkileniyor? Senaryo oluşturma becerisi. Ben bunu yaparsam bunun sonunda ne olur? Ya eğer hadif olasılıkları, karmaşık ihtimalleri hesaplanması ve riskleri en aza indirgemek için önlemler var. Bu becerileri geliştirenler aslında daha iyi bir şekilde hayatta kalabilir. Bu durumda bazılarımızda zarar gördüm ama çok detaylı girmeyeceğim. Bu konuda deneysel kılıklarda zeka aslında bir bireyin ne kadar uzun süre yaşadığı
kazanır. Muhtemelen insan zekasının şu anki haline ulaşmasında hem alana özgü genel bilgisayar beceriler hem de buna ekleyen özelleşmiş bilgisayar becerilerin evrilmesi rol oynar. Yapay zekaya geldiğimizde bu yüzden artık çok durmayacak. Çünkü sabahtan beri bu konuda konuştuk, görüşmelerimiz var. Geçiyorum tanıtım yapmadan. Süper zeka Nesin Hoca'nın da sabah bahsetti. Artık yapay zekanın çok çok daha iyi bir hale gelmesi hem işlemleme hızı bakımında hem de yapabileşmek açısından insanı geçmesi durumu. Yani bunlar üzerinde çalışılıyor ve insan beyni gibi çalışan yeni bilgisayarlar üretilmeye başlandı. 2023'te bunun haberi de yapıldı. İnsan doğada gördüğü pek çok fonksiyonu başarıyla taklit ediyor ve hatta daha da ileri götürmeye başarıyor. İşte uçak gibi, denizaltı gibi. Aynı gözlem aslında insan beyninin fonksiyonu içinde geçerli ve işte burada yapay zeka kavramı ortaya çıkıyor. Ama burada öğrenme aynı yolda olmak zorunda değil. Makine öğrenmesi gibi daha farklı yöntemlerde kullanılabiliyor. Burada akıllı sistemlerle genel bir bakış var ama bunun üzerinde durmayacağım. Şu anda vaktimiz yok. Peki CEO'lar ne diyor? Yansıtıyor ki yapay zeka medeniyetin varlığı için bir risktir. Mark Zuckerberg ise buna katılmıyor. Karşılaştırmamız gerekirse insan zekası ve yapay zekayı. İnsan zekası doğuştan geliyor ve çevreye etkileşim sonucunda gelişiyor. Yapay zekanın bilgi işlemimizde çok daha fazla. Karar vermekte yapay zeka objektif ama biz subjektif ve spektrum faktörü etkileniyor karar vermek hızımız. Kesinlik doğruluk konusunda programlandığı kurallara göre doğru sonuçlar veriyor. İnsanlar olarak duysal sınırlılıklarımız var. İnsan beyni 25 watt enerji kullanırken bilgisayarlar 2 watt enerji kullanıyor. İnsan beyni ama çevre, değişen çevre koşullarında daha adaptif, daha plastik. Yapay zekası ne konuda programlanması o konuda iyi oluyor. İnsan zekasının genel işlevi yaratıcılık ve yenilik, işbirliği, beyin fırtınası yapma ve gerçekleştirmekken yapay zeka işlerine baktığımızda programlandığı görevde en etkin performansı sergilemek şeklinde gerçekleşiyor. Burada geçiyorum. Biraz önce bahsettiğim insan beyni sinirlerinden süper bilgisayar geliştiriliyor şeklinde bir haber rastladım. 2023 Aralık ayında verilmiş bu haber. Deep Sağlık'a verilen bir yapı. Biyolojik süreçleri taklit eden neuromorfik bir sistem kullanıyor. Saniyede 228 trilyon sinaptik işleme yapabiliyor. Ve aslında bizdeki nöron ağlarına yakın şekilde işlemleme yapmaya başlıyor. Biraz önce ilk hocamın da detayları anlattığı sürece yaklaşıyorlar sanki biraz. Peki biz diyoruz ki, yani gönlümüz öyle istiyor. İnsan zekası daha üstünde olmak istiyoruz. Hala efendi olmak istiyoruz. Evet, ben de katılıyorum buna. Peki neden daha üstü? Bir kere kendi doğası gereği, biyolojik olarak kendi varlığını sürdürme amaçlı. Yani siz yapay zekayı bir şey yüklemediğiniz sürece, bir amaç vermediğiniz sürece kendi kendine bir şey başlatabilir. Plastisite özelliği var. Hesapsal ortam, rasyonel çıkarım yapabilme amaçlı. Kendi kendini analiz etme isteği ve ilgisi biz hepimiz bunu psikologlar olarak kendi kendimizi analiz etmeye çalışıyoruz. Kendi davranışımızı, kendi zihinsel süreçlerimizi anlamaya çalışıyoruz. Hatta kendisinden daha zeki sistem yapmayı istiyor. Şimdi deli gibi bu işle uğraşıyoruz, kendimizi açtık. Bir de bizim bile olan bir şey olsun, bizden de daha iyi işlem yapabilsin, onunla uğraşıyoruz. Bilinç doğru tamamen zaten henüz orada olmayan bir şey. Ve duygular, bu konuda da farklılıklar gösteriyoruz. Peki yapay zekayı kullandığımız bazı bilgisayar süreçleri yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yüz tanıma becerisi. Benim de üzerinde çalıştığım şeylerden biri. Bilgisayarda görme ve denetim oranı. Bu konuda gerçekten yapay zeka çok iyi yol aldı. Ve işte Affectiva gibi programlar aslında bir insan yüzündeki duyguyu, mimikleri yakalayabiliyor. Çünkü oradaki mikro hareketleri analiz edebilecek bu mesleğe sahip. Bununla ilgili çalışmalar da yapılmış. Acaba işte super equalizer dediğimiz
üst düzey yüz tanıma becerisi olan insanlar yapay zeka ile karşılaştırıldığında ne bulunduğunu, aslında bu karşılaştırmayı yaptıklarında en iyi insan seçeneği bu konunun uzmanı olanları, yani yüz tanıma konusunda eğitim almış olanları oluyor. En iyi makine performansı da en iyi insan performansıyla eşit olabiliyor. Yani aslında şu an belki son çalışmalar bir tık onların makinelerin daha iyi hale geldiğini gösteriyor bize. Güven konusunda iyi mi şeyler, yapay zeka? Şu fotoğrafa baktığımızda nasıl bir duygu görüyoruz? Bir şiddet değil mi? Sanki acı çekiyormuş gibi görünüyor. Oysa ki bu bir tenis oyuncusu ve kardeşini yendikten sonraki zafer şeyi bu aslında, coşkusu. Ama biz bunu sadece bir yapay zeka programına bekleseydik ki şunu bir analiz et bize hangi duygu barındırıyor derseydik muhtemelen yanlış bir şey söyleyecek. Biz bağlamsal ipuçlarını da değerlendiriyoruz. Evet, bu kadın mutlu. Bir zafer işareti. Dolayısıyla beynimiz hislerimizi bir bulmaca gibi birleştiriyor ve bu durumu böyle etiketlendiriyor. Ve biz bunu yaparken aynı zamanda kendi bedenimizden yola çıkıyoruz. Ve aynı nöron sistemi kuruyoruz. Sabahtan resmi hocam ödüm olurdu yapmıştı. Aynı nöronları herhalde gözlük herkes biliyordu. Motor kortekste ilk defa gözlenen bir nöron bunlar. Hem kendimiz hareket ederken hem de bir başkasının hareketini izlerken aktif olan nöronlar bunlar. Dolayısıyla bu nöronların biz duygu tanıma ve empati becerimizde de etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz başkasının yüzünde bir duygu tanımlarımızda aslında aynı nöronlarımızı uygulayabiliyoruz. Peki duygular konusunda robotlar ve durumda insansı robotlar duygu ifadesi oluşturabiliyor. Bunu pek çoğunuz görmüşsünüzdür sanırım. Biraz hakikaten yapay duruyor. Biraz bizde garip bir hisse yol açıyor. Ankeni görebildiğimiz tekinsiz var bir hisse yol açıyor. Yani bu bir robot mu, insan mı, arada bir şey ve işte bu şey duygu bizi rahatsız ediyor. Şu anki teknolojide bu duygusal tepkiler aslında taklit edilebiliyor. Ancak insan duygularının karmaşıklığı ve derinliği tam anlamıyla yansıtamıyor şu anki boyutu. Şu videoyu da hemen paylaşmak istiyorum bizden. Biraz geç başlayalım. Bu işi bu. Usupor Üniversitesi'nde kendi Android'ini yapan profesör. Çok benziyor gerçekten. Mimikleri de taklit edilebiliyor. Şubur'a sanırım burada şey yöntemi kullanıp EMG'yi
Türkiye'yle de ortak çalışmalarımız var. Peki biz nasıl yararlanabiliriz yapay zekadan? Aslında yapay zeka fizyolojik verileri de yararlanıyor. İşte göz hareketleri gibi, beyin aktivasyonu gibi ya da işte gramberin veri tepkisi gibi. Biz bu uçlarını iyi değerlendiren sistemi kendimiz için kullanabiliriz aslında sistem okulunda. Sadece fizyolojikleri tek başına anlamlı değil. Ama bu fizyolojik tepkilerin değerlendirilmesi konusunda bize yardımcı olabilir. Duygunun anlaşılabilmesi için aynı zamanda deneyimlenmesi gerekir. Dolayısıyla yapay zeka ve robotlar henüz bu aşamada değiller. Bir başka argümanı insanların ilgili olan James Fallon'un örneği. Belki çoğunuz biliyorsunuz, James Fallon bir nörobilimci, saygın da bir bilim insanı. Amacı işte beyin taramalarına bakıp insanların psikopat olma durumlarını buradan öngörebilmek. Bir gün bu elindeki şeyleri değerlendirirken, efemeral çıktılarını değerlendirirken bir tanesi diyor ki bu psikopat. Daha sonra bu beyin buluşu kendisine ait olduğunu öğreniyor. Ve James Fallon kesinlikle bir psikopat değil. Ama daha sonra aile geçmişini araştırdığında ailesinde de bu özellikle insanlar olduğunu fark ediyor. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında bu durum ortaya çıkmasında sadece biyolojik faktörle etkili değil, belki çevre koşulları bunu tetikliyor. Ya da bir etkileşim söz konusu. Dolayısıyla biz bu görüntüyü yapay zekaya versek ve bakalım James Fallon değerlendirmez dedik, muhtemelen onu bir psikopat olarak bildirecekler. Özellikle gerekirse, robotlar insanların geçirdiği gelişim ve evrim sürecini deneyimleyemezler. Programlandıkları algoritmalar olabilir. İşte bulunurlar. İnsan davranış, duygu ve bilinçli ise genetik ve çevresel pek çok faktörün etkisi altındadır. Yazılımda olduğu gibi girdiği ve çıktığı net bir şekilde belirleyemezsiniz. Değişen çevre koşulları duygusal bağlamaları beklemek önemlidir. Dolayısıyla bunları bahsettik, insanın sosyal varlık olmasından dolayı da iyi olmadan hiçbir şekilde anlamlandıramayacağımız davranışın bilişini söyleyebiliriz. Dolayısıyla duyguyla bağlantı, sinirsel anlaşılığı, bağlanma, empati ve diğer davranış gibi pek çok insana özgü sosyal bir özelliği yapay zeka ve robotlar tarafından modellenemeyecek bir görünüyor. Sonuç olarak sağlıklı ve güvenli bir geleceğiz için insan kontrolünün daima sağlandığı insanlarla işbirliği içinde karşılıklı gelişen bir yapay zeka sistemi olmalı diyerek bitiriyorum ben sunumu. Yapmış
FSR gibi şu anda da kullanan sistemler ama buna en koyabileceğiniz ortamlar sanal gerçeklik ortamları. Çünkü her türlü mouse hareketi ve şey yaptığında kişilerin ilgilendikleri ya da hangi ürünle ne kadar durdukları, hangi ürünle ne kadar inceledikleri noktasına bunu kayıt altına alabiliyorsunuz. Bundan sonra aklımıza başka bir fikir geldi. Biz bu işi arabalara nasıl uygulayabiliriz? Şimdi sana gerçekte bir araba galerisi nasıl oluşturabiliriz diye. Bunları alabildiğiniz bir sosyal ilişkilerin yüksel farkındalıkları da geliştirdik, bir ortam yarattık.
İşte prosedürleri öğreniyorlar. Sanayi gerçek bakım çalışanları hata yapıldığında gerçek fabrikada uygulanacak prosedürleri de deneyimleyebiliyorlar bile. Mesela biraz sonra bir personel hata yapacak, yaptığı hata üzerinde ne yapması gerektiğini buradan izleyebiliyor, görebiliyor, sanki oradaymış gibi. Ve yanlış işlemleri, güvenlik ilgilerini, hangi kısmı devreye girdiğini burada öğrenebiliyorlar. Böylece de çalışanlar sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda iş güvenliği personel konusunda farkındalık kazanmalarını olan veren bir sistem değişti. Yani yapay zeka gerçek, sanayi gerçek değil, bu formatlarda kullandığınız zaman işlevsel olarak hayatın içine dahil edebiliyorsunuz. Sonrasında eğitime el attık. Eğitimde neler yapıyoruz diye. çocukların eğitiminde oyun tabanlı öğrenme yöntemleri büyük önem taşıyor. Sanayi gerçek teknolojisi çocuklar soyut kavramını somutlaştırma ve deneyerek öğrenme ve etkileşimli bir ortamda kendini ifade etme imkanı sunan bir sistem birleşiyor. Bu durum çocuklar işine desteklemekle kalmıyor. Aynı zamanda öğrenme sürecine daha yoğun katılım sağlıyor. Bir çevre bilinci gelişen bir oyun geliştirdik. Bu büyük şehir belediyesini yaptık bunu bir sene. Burada işte aslında çocuklar sanayi gerçek gözlüğüne takı olarak sanayi gerçek gözlüğü içinde işte su altında mesela işte falezleri keşfediyorlar. Falezlerde işte istilacı türleri öğreniyorlar. İşte burada bir görevleri var. Bu görevlerle işte balıklara ayrışıyorlar. İşte istilacı türleri farklı bir balıklara. Böyle de bununla ilgili bilgileri oluşuyor. Ya da burada deniz kaplumbağaları yaşam alanlarını onları korumaya çalışıyorlar. İşte çöpleri topluyorlar. İşte yanan bir mesela şey varsa onu söndürüyorlar. Ateş vesairesi varsa gibi gibi. Burada temiz yapıyor çocuklar. İşte yürüyerek gidip gerçek ortamdaymış gibi. Mesela burada ateş söndürüyor. İşte şimdi birazdan kaplumbağa yapmayacaklar mesela. Gibi gibi. Arkada da arkadaşlara diğer gözükten evet kaplumbağa kaçışından kurtardı. Şeklinde bir işte oyunsal oyun çocukların ekosistemin işleyişini ve çevresel dengenin önemini eğlence bir şekilde öğretirken bilgisayar ve motor becerilerinde geliştiren bir sistem oluyor. Burada da farklı bir sistem kurduk. Bir sanal okul kurduk. Okul gerçek öğretmenler oluşuyor. Bu pandemi döneminde kurduk bunu. Aslında bu sistem tanıtım amaçlı oldu ama bizim hedefimiz şeydi aslında. Yani okulların gerçek birebir ikiz kopyaları üzerinde pandemi dönemindeki yani Zoom ya da ve benzer bir platform dışında gerçekten oradaymış gibi gözlüğe takıp kullanacakları bir sistemdi. Sistem aslında çalıştı ama daha çok okulun tanıtımı ve pazarlanması üzerine kullanıldı. İşte burada sistem için arkadaşlar etkileşime geliyorlar, etkinlikleri izleyebiliyorlar. O etkinlik orada değil aslında. Birlikte bağlanıp hem sohbeti hem de orada o etkinliğe dahil oluyor. Atıyorum okulun uyumaları gereken görevleri, atıyorum pandemi döneminde kantinde nasıl davranılır, işte neler yapılması gerekiyor, nasıl sıraya girilir, kuralları gibi ya da bunu atıyorum eğitim videoları çıkıp da eğitimlerde kullanılacak, işte normal bir derste kullanılacak bir sistem halinde dönüştürebiliyordu. Yani belgesellerle de genişletebiliyordu. Sonrasında biz bunu turizmin bahsettiği sonrasında öncesinde turizm tanıtımında sanayi gerçeği nasıl uygularız diye düşündük. İşte o döneme kadar biz işte, kamu kurumlarına anlattığımız zaman bize dedik ki yani, broşürlerin sanayi gerçeklikte, turizmde artık yerin kalmadı ve dijitalleşmemiz zorunlu oldu. Artık yani çöp kovalarının ağzına kadar broşürle doldu ve işlevselliğin kalmadı artık. Bize önerdikleri, biz fuarlara, halaylar, işte şalvan ve cezerlere gideriz, standları doldururuz ve kentimizi tanıtırız diye. Ama sonrasında şöyle bir stand yaşadık. Şöyle. Video dolaşımı sanayi açıklardan stand, üstelik işte de gözlük kullanılan bir stand. İlk önce kullanıcı mekanda dahil olmamaları hatırlamaya yardımcı olacak şekilde kullandım. Kurguları. İlk önce burada bir odamız var ama dışarıda bir panel ekranımız var önünde. Sanayi gerçek gözlüğü var şimdi birazdan götürecek. VR gözlükler, ziyaretçiler görsel ve işitsel olarak hareket duygularıyla aynı mekanla güçlü ve çeşitli etkileşim yaşadılar. Şimdi şöyle göndereceğim. Yani sanki oradaymış gibi, hatta orada göremeyecek bir perspektiften kent içinde bir gezinti yapabildiler. Daha sonrasında önemli kısım, arka alana bir bölüm yerleştirdik. Yani gözlüğe takıp içine girdikleri ortam içinde gerçekten de bağlanabilecekleri bir bölüm yaptık. Ve bu bölümde de hatıra fotoğrafları paylaşabilirken sanal dünyada yaşadığı deneyimleri fiziksel dünyada yeniden deneyimleyebilirler.
hem sana hem de gerçek dünyası bağlantıyı bu şekilde bir konsepte güçlendirdik. Bilgilerin ve yaşanmışlıkların daha fazla olmasına yardımcı olduğunu düşünüyoruz bu sistemin. İşte aynı dönemi iki farklı ortamda yeniden işlemiş olduk bu konularla. Şöyle, hani insanlar ve sanal gerçekliğin nasıl bir etkisi olduğu, yani web pazarlamadan nasıl bir etkisi olduğunu şöyle bir röportajlarımız var. Röportajları kısaca bir izleyelim. Bu gerçekten müthiş bir olay. Bayıldım. Burayı anlatmayacağım, göstermek istiyorum. Ben kağıt aldım, şiir yazarım diye düşünmek, hayatımın şarkısını bile yazabilirim ve bir şiirin ancak bu kadar güzel tanıdı. Süper. Sanki ben derslere gittim biraz önce. Çok çok beğendim videoları. Şu anda derslerle ilgili birkaç sorunuz varsa cevap verebilirim sanıyorum. Bu arada çok büyük bir beklentim yok mu açıkçası? Ama baktıktan sonra gerçekten bakış açım değişti, onu söyleyebilirim. Ya şu an hiç Mersin'e gitmeyen birisi olsam, bunu bir yerde izlesem, net şekilde Mersin'e gitmeyen bir şey. Mersin'in iliklerinize kadar tarihiyle, doğa güzellikleriyle, kültürüyle, her şeyle bu dünyada hissediyorsunuz. Hep gözümün olarak, ben Mersin'in bu ayarını kurulacağım aslında, sonra da çok fazla bir çalışma, hem de yöntemelde de çok teşekkür ediyorum. Another perspective of place that you have in your office. Anıtlar, meydanlar, antik kentler. Evet, olmadığımız yerleri görebilmek için muhteşem bir fırsat bu. Veyahut bizim gibi başka şehirlerde yaşayanlar varsa, sizin de örneğin uzak yerlerde yaşayan akrabalarınız, eşiniz, dostunuz varsa, memleket hasreti çekerlerse bütün uygulamadan Mersin'i doya doya keşfedebilirler. Yani burada önemli olan kısım, hani binlerce görsel uyaranla uyarılıyoruz. Farklı bir şey, sanal gerçeklik. Ve önümüzdeki yani 15 yıl önce belki ne gerek var deniliyordu bu sistemlere. Şimdi ise artık yavaş yavaş 5-10 yıl içinde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacağı. Hani biz kendimiz 15 yıllık deneyimlerimizde gözlemledik. Ve yavaş yavaş da herkesin hayatında bir şekilde farklı farklı bir şey. Turizmden tutun başka noktası, dijital sağlık mesela. Biraz önce hocamız bağladığımız sistemde... İnternet bağlayıcında gördüğünüzde hastalık sağlığımız, dijital health first, mankind forever. In the health first digital health platform, patient advisors, doctors, and patients come together on the line. Hi-Fashion is a family hospital. I'm Yumi, nice to meet you. The hospital is located in the most residential area of Istanbul, surrounded by lush green forests, also Bali, shopping mall, and hotels. Çünkü broşürde herkes broşür bastırabilir, herkes işte film çekip geliyor.
Erdem Altıbet sağlık firması mı dedi? İyi bir firma, kendini sınavlatabiliyor ama gerçeklik öyle değil. Siz tamamen insanlar gerçeklikler için sorduk ve bu şekilde baksak. Herhangi bir kurucuya kapatabilir. Also, parents are three processes that ensure the safeness. Ulaş Bey'in de sunumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle panelimizin sonuna geldik. Normalde bir soru kısmı olacaktı ama zaman çok gerisindeyiz şu anda. O yüzden soruları yer veremiyoruz. Konuşmacılarınızı yakınarsanız kahve aralarında sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim hepinize. Öğleden sonra Edebiyat Fakültesi'ndeyiz. Önemli bir maç duyurumuz var. O yüzden bir süre daha burada tutacağız. Bugün ve yarın öğle yemekleri merkezi yemekhanemizde servis edilecek. Yemekhanenin güç mesafesiyle buraya 5 dakika uzaklıkta ekip arkadaşları da sizleri yönlendirecekler. Yemekhanede Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve dışarıdan katılan misafirleriniz için ayrı bölümlerde yemekler servis edilecek. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri birinci katta, dışarıdan gelen misafirlerimiz ise Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ikinci katta, dışarıdan gelen misafirlerimiz ise birinci katta yemeklerini yiyebilecekler. Bir diğer duyurumuzda buradan Edebiyat Fakültesi'ne geçiş yapılacağı için lütfen kayıt masasından bırakılan eşyalarınızı almayı unutmayınız. Bir diğer nokta yemekhaneye giderken yakın kartlarınızı da yanınıza almayı unutmamanızı tekrar hatırlatalım. Bir diğer durumumuzda öğleden sonra gerçekleşecek olan sözlü bildiri sunumları için bildiri sahiplerini sunum öncesi arada sunum dosyalarını salon görevlilerine teslim etmelerini istiyoruz. Ve sözlü bildiri sahipleri linkleri de öncelikli olarak kullanabilecekler. Ve son olarak da yemekhaneden Edebiyat Fakültesi'ne linklerimiz mevcut olmakta. Bir diğer duyurumuzda öğleden sonra 15.15'te Profesör Doktor Vakan Çetinkaya'nın konuşmalarını Edebiyat Fakültesi Kaşgar'dan